Okay. İyi akşamlar. Hafıza ve sanat konuşmalarının ikincisine hoş geldiniz. Hafıza Merkezi tarafından yaklaşık 2 yıldır yürütülen, Türkiye'de toplumsal hafıza ve sanatın kesiştiği alanlara bakan projenin ilk konuşmasını 16 Aralık'ta yapmıştık. Bugünkü ikinci konuşmada beden ve hafızaya odaklanarak devam ediyoruz. Ben Eylem Ertürk, araştırma ekibini temsilen bu oturumun yürütücülüğünü Hafıza Merkezi'nden Gülistan Zeren'le birlikte yapıyoruz. Sanat ve insan hakları alanını bir araya getirmeyi arzuladığımız bu kamusal programı elbette fiziken buluşarak yapmayı planlamıştık. Tabii salgın sebebiyle çevrim içi buluşabiliyoruz. Ancak yine de ilk konuşmadan beri katılımı ve birlikteliği hissetmek bizim için çok güzel ve özel oldu. Buradan o yüzden tüm dinleyicilere ve özellikle konuşmacılarımıza şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. Uzamış haksız tutukluluğu sebebiyle bizlerle olamayan Osman Kavala'ya da buradan sevgilerimizi iletmek isterim. Dünkü duruşmanın hayal kırıklığının üzerine umarım 5 Şubat'ta tahliye ve beraat kararını bekliyoruz. İzninizle önce birkaç teknik detayı hatırlatacağım. Her konuşma için 30 dakika süremiz var. 3 konuşmanın sonunda son yarım saatte tartışmaya birlikte devam etmeyi ve sorularınıza vakit ayırmayı umuyoruz. Bu sebeple konuşmacılarımızdan süre içinde kalmalarını rica ediyorum. Konuşmalar sırasında sizler de yorumlarınızı YouTube'daki chat kısmına yazabilirsiniz. Konuşmalara geçmeden önce 2 yıldır sürdürülen bu projenin ve araştırmanın kapsamından çok kısaca bahsedeyim. Hafıza Merkezi, geçmişte yaşanan hak ihlallerine ilişkin belgeleme, hukuki mücadele ve hafızalaştırma çalışmaları yürüten bir sivil toplum örgütü. Ancak bir süredir kendi alanını genişleterek tasarımcılar ve sanatçılarla insan hakları hareketini bir araya getiren projeler yapmaya başladı. Bu bağlamda ortaya çıkan bu projede hafıza ve sanat alanının 2000 yılı sonrasındaki üretimlerine dair bir araştırma, derleme ve yorumlama sürecinden oluşuyor. Biz burada toplumsal hafızanın zayıfladığı günümüz Türkiye'sine sanat alanındaki üretimlerin merceğinden bakmayı hedefledik. Türkiye'nin kesintiye uğratılmış hafızasıyla ve hala devam etmekte olan hak ihlalleriyle ilgilenen sanat yapıtlarına odaklandık. Bunun için öncelikle görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki üretimleri tarayarak bir seçki oluşturduk. Bu seçkideki verileri Sevim Sancaktar ve Ayşe İdil ile birlikte yürüttüğümüz araştırma sürecinde bir araya getirdik. Öncelikli olarak 40'a yakın sanat mekanı ve etkinliğinin son 20 yıldaki sergi ve gösterim programlarını tarayıp 400'den fazla sanat işini bu seçkiye dahil ettik. Elbette listelemenin, arşivlemenin, seçmenin bir araya getirirken içeriye aldıkları ve dışarıda bıraktıklarıyla kendi sorunları baki. Ancak çalışma yöntemimizi belirlerken olabildiğince kapsayıcı olmak kadar belli odaklarla çalışmanın verdiği farklı okuma imkanlarını araştırmak istedik. Amacımız bu seçkiden yola çıkarak bugüne bakmak ve toplumsal hafızanın güçlenmesine katkısı olabilecek bir diyalog sürecini başlatmaktı. Burada özellikle diyaloğun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu sebeple seçkiyi farklı alanlardan akademisyen, eleştirmen ve sanatçıların yorumlamalarını açtık. Son 3 aydır araştırma ekibi ve hafıza merkezinin kolaylaştırıcılığında 5 farklı çalışma grubunda belli temalara odaklanarak tartışmalar yürütüldü. Bu konuşma serisi çalışma gruplarında yapılan tartışmaları paylaştığımız ilk program. Sonrasında da bu süreci ve yorumları kapsayacak bir kitap yayınlayacağız. Bugün bir araya gelen konuşmacılarsa beden ve hafızadan yola çıkan bir tartışma hattında
çeşitli sanat işlerine baktılar, odaklandılar. Bedenin güncel sanatta ve performansta temsili, bedenin siyaseti ve toplumsal olanla ilişkilenmesi, insan ve insan ötesi bedenlerle hafızanın imkanlarına baktılar. Özellikle görsel ve performatif işleri beraber okuyan bu konuşmaların sizler için de ufuk açıcı olacağını umuyorum. Şimdi sırasıyla Zeynep Günsür, Özlem Hemiş ve Aslı Zengin'i dinleyeceğiz. Öncelikle Zeynep'i kısaca tanıtayım. Zeynep Günsür, akademisyen ve sanatçı. Doktorasını sosyal bilimler ve gösteri sanatları alanlarını birleştirerek yaptı. 1990'dan beri yönetmen ve performansçı olarak bağımsız disiplinler arası gösteri çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanlığı'nı yürütüyor. Kurucusu olduğu Hareket Atölyesi topluluğu ile hareket tiyatrosu alanında işler üretiyor. Bugünkü konuşmasının başlığı Umut Eden Beden, Tekinsiz Mekanlara Kayıyor ya da Boşluğa Övgü. Zeynep. Merhaba, umarım rahat duyulabiliyorum. Çok heyecanlandım birden, sanattan daha çok heyecanlandım. Öncelikle konuşmama Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi'ne teşekkür ederek başlamak istiyorum tabii ki. Hem böylesi bir arşiv çalışması başlattıkları hem de bizleri bir araya getirerek çeşitli açılardan düşünme alanları açtıkları için bu projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de hepiniz gibi Osman Kavala'nın bir an önce çıkmasını bekliyorum. Bu arşivde gezinmeye başlayıp dikkatimi çeken işlere tekrar tekrar bakmayı sürdürdüğümde aslında uzun zamandır etrafında döndüğüm bazı kavramların yeniden dikkatimi çekmeye çalıştıklarına şahit oldum. Uzun zamandır belirli ideolojik kodlarla tanımlı, kolaylıkla sabitlenebilecek ve kategorize edilebilecek görme ve görülme politikalarına tabi olmayan sanatsal üretimlerle ilgileniyorum. Hem zihinsel bir merakla izliyorum, analitik bir düşünme biçimi içinden not tutuyorum ve derslerde öğrencilerimle birlikte daha da derinleşmeye çalışıyoruz. Hem de Eylem'in söylediği gibi Hareket Atölyesi adındaki topluluğumuzla son 20 senedir fiziksel olarak araştırdığımız ve profesyonel olarak sahnelediğimiz bedensel işler vasıtasıyla tam olarak bilmediğimiz yerlere bakmaya çalışıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla hem bilincin rasyonel katmanlarında hem de bedenin bilinçaltı ötesi olarak tarif edebileceğimiz hafızasında dolandığımı sanırım söyleyebilirim. Yani ancak burada özellikle belirtmek istiyorum. Baktığım sanatsal işleri kendi bedenimdeki etki üzerinden okumaya gayret ettim. Bir sanat eleştirmeni ya da sanat tarihçisi olmadığım için bu okumalar çok daha öznel bir yerden yapıldı tabii ki. Şimdi bedenle çalışanlar bilir, bedenin kendi hafızasından da yaşam sürecinde fark etmeden içselleştirilmiş kültürel, sosyal, politik kodlarla örülü giysilerden soyunmak hiç kolay değildir. Bildiğimiz yerden konuşmaya, hareket etmeye meyleder, bilmediğimiz, daha doğrusu henüz bilinç seviyesine çıkmamış alanlardan kaçınmaya çalışırız. İroni şudur ki biz ne kadar kaçmaya çalışırsak çalışalım, o karanlık ve tanımsız alanlar ışık hızıyla gelir bizi bulurlar. Bu arşivde olan Hareket Atölyesi çalışmalarından biri Ahval, tam da böylesi bir kaçıp kovalamacanın sonucudur. Doktora tezimde Türkiye modernleşmesini dans eden bedenler üzerinden okumaya çalışmış. Tezimi bitirdikten sonra dahi içimde hep bir tamamlanmamışlık, bir eksiklik hissiyle dolanmıştım. Ancak Ahval'i sahneledikten sonra bir parça rahatladığımı itiraf edeyim. Ahval, Türkiye'nin kültürel politik tarihini sivil ve tamamen kadınların perspektifinden ele alan bedensel bir araştırmaydı ve sürekli kesintiler, eksilmeler, boşluklar, üst üste bindirmeler ve tamamlanamayanlar üzerinden kurulmuş bir kurgusu vardı. Bu sunumda bu işe değil, başka sanatçıların beni heyecanlandıran işlerine bakıyorum ama önce de söylediğim gibi benzer kavramları kovaladığımı fark ediyorum. Bu kavram ve soruları baştan ortaya koymak gerekirse, arşivin ve seçkinin çıkış noktası olan Türkiye'nin kesintiye uğratılmış toplumsal hafızasına bakan ve günümüzde hala hak ihlallerine neden olan konuları ele alan sanat yapıtlarını bir araya getirme isteği çerçevesinde seçilen sanatsal işlerin bazılarını Hal Foster'dan ödünç aldığım siyasi olanı yeniden düşünerek gözden geçirmek istedim.
Yaşamın farklı düzlemlerinde ister fark ettirmeden içselleştirilmiş, ister belirli iktidar stratejileriyle benimsettirilmiş ehlileştirme politikalarına karşı çıkılabilir mi? Sanatsal müdahalelerin bu bağlamda önerileri nelerdir? Sorularıyla bakmaya çalıştım bu çalışmalara. Ve yukarıdaki bu sorular bağlamında şimdi söylediğim bu coğrafyada bakışın ve görme biçimlerinin bize sunduğu olanaklar veya olanaksızlıkları tartışmak istedim. Hal Foster şöyle diyor, siyasi olanı yeniden düşünmek herhangi bir temsil tarzını dışlamak demek değil, o tarzın özgür kullanımlarını ve maddi etkilerini sorgulamak demektir. Sermayenin her şeyi yutan ele geçirme stratejilerinden ve yeniden kodlama gücünden kaçabilmek için sanatsal müdahalelere bakarken siyasi sanatın görevi bu işlemlere sadece direnmek değil, terörist provokasyon aracılığı ile bunları gizlendikleri yerden çıkmaya zorlamak, gözetleme ya da bilgi denetleme gibi işlemleri kelimenin gerçek anlamında kamusal hale getirmek ya da tersine gözdağı ve sindirmeyi gerçek gücünden soyundurmak gerekir diye ekliyor. Bu noktada siyasi sanatla siyaseti olan sanat arasında bir ayrım yapıyor. İlki retorik bir kod içinde hapsolmuş, ideolojik temsilleri yeniden üreten bir sanattır. İkincisi ise düşüncenin yapısal konumlanışını ve pratiğin toplumsal bütün içindeki etkinliğini dert edinen, günümüz açısından anlamlı bir siyasal kavramı üretmeye çalışan bir sanattır diyor. Arşivde Foster'ın çizdiği ayrımda netleşen, siyaseti olan sanat tanımına uyduğunu düşündüğüm birçok iş var. Ancak sınırlı zaman ve yer bağlamında tabii ki bunlardan sadece birkaçına bakabileceğim. Bu seçtiğim işler Halil Altındere'nin Mirajı, Hera Büyüktaşçıyan'ın Adası, Berat Işık'ın Deliği, umut eden bedenlerin ya da bedensizleştiğimiz hallerin tekinsiz mekanlara kayması bağlamında düşünmek istiyorum bu işleri. Halet Enger'in Rüzgarların Dinlendiği Yer çalışması tekinsiz olanla boşluk arasında bir yerde duruyor benim için. Halen tekinsiz olanla karşılaştığımız ama bir adım sonrasında tanımsız olana, boşluğa kavuşma ihtimalimizin olduğu bir yer. Boşluğu tanımsız olana ve anonimleşmeye doğru gitme isteğine ilişkin olarak düşünüyorum. Evrim Kavcar'ın boşluk çalışmasını bizatihi bu boşluğun madde hali olduğu için hem çok eğlendiren hem de trajik olanı gözümüzün önüne pat diye koyan fiziksel bir müdahale olarak görüyorum. Şener Özmen'in Canlı Bir Güvercine Barış Nasıl Anlatılır ve İz Özdat'ın Zişan'ın Ütopi dosyasından bir seçki çalışmalarını da boşluğa övgü olarak tarif ettiğim aslında özünde çok can acıtıcı bir deneyimi tanımsız olana doğru çekip anonimleştirerek yeni bir hayat olasılığına izin veren sanatsal müdahaleler olarak görmek istiyorum. Arşiv dışından bu düşünme pratiğine katmak istediğim Tal Dans topluluğunun solum çalışmasıysa bazı kavramları bedensel araştırma bağlamında yakınlaşmaya çalıştığım yere doğru götürdüğü için bahsetmek istediğim son iş. Nadia Seremetakis'in The Senses Still, Dingin Hisler kitabının Hisler Hafızası bölümünde performansı tarif ederken şöyle dediğini not almışım. Performans, bilinçaltı katmanlarının ve üst üste birikmiş kişisel deneyim seviyelerinin bir an için performansçıdan bağımsız olarak somut ağlar yardımıyla bilince taşınmasıdır diyor. Bu performans eylemsel değildir, performatif değildir. Öncesinde deneyimsel ve kültürel olarak işaretlenmemiş olan, hatta hiç olan, boşluk olan şiirdir diyor. Ben bu tanımı çok seviyorum. Bu işaretlenmemiş olma halini de çok ilginç buluyorum. Bedensel araştırmalar sırasında da bilmediğimiz yerler genelde işaretlenmemiş olana çıkmak için bir kapı oluyor diye düşünüyorum. Yetiştiğimiz sosyal kültürel çevrenin kodlarıyla, tanımlı politik sınır ve düşünme biçimleriyle, ehlileştirildiğimiz sosyal hayat içinde içselleştirilen toplumsal cinsiyet jestleri ve davranma biçimleriyle işaretlenmemiş haller. Yine bir başka teorisyen Peggy Phelan'ın
Unmarked kitabında, işaretlenmemiş kitabında, görünürlük ideolojisi içinde olmayan özne arayışından bahsettiğine tanık oluyoruz. Fallon'a göre görünürlük, visibility, politik iktidar ile çok yakından bağlı olan, dolayısıyla işaretlenmiş imge. İşaretlenmiş imgelerle temsil edilenlerse hep ötekileştiriliyor ve onların görünürlüğü, Foucault'cu bir bakışla ifade etmek gerekirse, gittikçe daha fazla kategorize edilmelerine, bir anlamda tutuklanmalarına, sabitleştirilmelerine neden oluyor. Dolayısıyla Fallon'a göre bilinçli bir tercih yaparak temsilden kaçınmak, işaretli imgeden kaçınmak, yani iyi bir strateji olabilir. Ki zaten örneğin daha çok batıda kurgulanan performans sanatı alanındaki sanatçıların var olan temsil biçimlerini yapı bozuma uğrattıklarını, bozup yeniden farklı biçimlerde kurguladıklarını, içeriden yıkıma uğrattıklarını da biliyoruz. Tanıl Bora'nın geçen konuşmada zikrettiği güzel deyimiyle hafıza muharebeleri bağlamında geliştirilmiş bir tür dövüş stratejisi olarak görüyorum ben bunu. Peki bu coğrafyada bilinçli bir şekilde var edilen sabitlenmiş imge dünyasından nasıl çıkılabilir diye sordum kendime. Görme ve görülme biçimlerinde batıdan ayrıştığımız alanlar var mıdır diye sordum. Tabii her ne kadar Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet ideolojisinin kalbinde batılılaşarak modernleşecek bir toplum projesi yatsa da acaba bedenlerimize işlemiş yaşam pratiklerinde kendimizi bakışa nasıl teslim ediyoruz diye sormak istiyorum. Şimdi Zeynep Sayın'a göre Rönesans ve Avrupa'da oluşturulan merkezi perspektifin görünmeyeni ehlileştiren, onu karşıdan bakılabilir, denetlenebilir bir uzama dönüştüren ve bakana egemenlik bahşeden bir yanı var. Merkezi perspektifle çizmeyen, kurgulamayan kültürlerde ise görüntü bir hakikat imgesi olarak ele geçirilemez diyor. Var olan mesafenin korunduğunu ve bu mesafeye saygı gösterildiğini söylüyor. Sayın'a göre İslami kültürde kendini bakıştan eksiltmenin önemi ve kendini teşhir etmenin imkansızlığı öne çıkıyor aslında. Özlem Hemiş, Sayın'dan el alarak devam ettiği araştırmasında Gözün Menzili kitabında görünmeyeni görünür kılmak gibi bir temele dayalı temsilden kaçınan, nesnenin kendine değil nasılına öykünerek eseri ortaya koyan bir kültürden bahsederken İbn Arabi'den yaptığı şöyle alıntılar var. Şaştım bir göze nasıl kendini görür? Ve göz ibret almak için bakarken kalp gözü hayrete düşer demiş İbn Arabi. Hayret Hemiş'e göre bu toprakların temsil anlayışına ve bakış stratejilerine yönelirken üzerinde durulması gereken bir kavramdır. Bu bağlamda Hafıza Merkezi'nin arşivinden seçtiğim çalışmaların daha önce bahsettiğim seçme kriterlerine ek olarak benim için de bu hayreti uyandıran işler olduğunu da eklemeliyim. Şimdi Halil Altındere'nin mirajına geçmek istiyorum. Bu videoda uçsuz bucaksız bir boşluk görüntüsü ve rüzgar sesiyle başlıyoruz videoyu seyretmeye. Kesinti oluyor ve topraktan açılan görüntüde uzakta beliren sonradan bir kepçe olduğunu anlayacağımız şeyle karşılaşıyoruz. Farklı açılardan yakınlaşan çekimde burada dua eden erkeklerle başlıyor görüntü. Havada durmuş gibi kepçenin içine giderken sırtlarından bakıyoruz. Sonra bir kesinti oluyor. Yine toprağa yakın açılan görüntü yana kayarken topuklu siyah ayakkabıları, ince çorabı ve puantiyeli eteğiyle bir kadını arkadan görüyoruz. Birkaç adım ötesinde kafasını toprağa gömmüş poşulu bir erkek bedeni var. Geçebiliriz, evet. Ve yüzünü hiç görmüyoruz bu erkeğin. Sonra yine bir kesinti ve topraktan açılan görüntüde kamera yana kayarken tüm bedeniyle kameraya doğru bakan poşulu bir erkek ve hemen arkasında üst bedeni çıplak, vücut çalışan bir başka erkek görüyoruz. Poşulu daha yaşlı erkek hareketsiz durup sadece bakarken arkasına uçsuz bucaksız boşluğu bozkırı almış olan vücut çalışan erkek farklı pozlar veriyor. Yine bir kesinti, topraktan açılan ve yana kayan görüntüde daha önce kepçenin üstünde gördüğümüz altı erkeği bu sefer yerde oturup dua ederken görüyoruz. Bir sonraki görüntüde elindeki su şişesinden yerde oturan diğerinin başına su dökmeye başlıyor ve hemen sonrasında da yerde yatan hamile bir kadın ve üzerine eğilmiş suni teneffüs yapan bir erkek bedeni görüyoruz. Bir sonrakinde ise
Kamera Hasankeyf üzerinden gökyüzüne doğru çıkarken görüntü kesiliyor. Bu imgeler bir taraftan çok tanıdık ama bir taraftan da çok tanımsız. Poşulu dua eden erkekler bir kepçenin üzerinde, kepçe uçsuz bucaksız boş arazide hareket ederken onlar sallanarak dua ediyorlar. Topuklu ayakkabı ve eteğiyle normal bir kadın imgesi ama hemen önünde başını tamamen toprağa gömmüş bir erkek bedeni görüyoruz. Suyun sakinleştirici, rahatlatan imgesi ama hemen dibinde yatan, boğulmaktan kurtarılmaya çalışılan hamile bir kadın bedeni görüyoruz. Umut içinde oldukları gerçek ötesi dünyada beliriyor ama bir taraftan bu bedenler tanımadığımız olma hallerinin içinden geçerek tekinsiz mekanlara ve durumlara kayıyorlar. Bir tür zamansızlık hakim, dolayısıyla başı sonu olmayan bir tür miraj evrenin içindeyiz. Öte yandan çok iyi bildiğimiz bir evren burası, Hasankeyf. Bir süre sonra suların altında kalacak, görüş alanımızdan kaybolacak ama suların altında var olmaya devam edecek bir evren. Altındere sular altında kalmadan evvel mekana imgelerini ekiyor. Hafıza alanında yaratılan bir kırılma, bir çatlak oluşuyor. Hera Büyüktaşçıya'nın adasına geçmek istiyorum. O bir yerleştirme. Halının üzerinde bir sandalye var ancak sandalye halının altında kalan ve ne olduğunu görmediğimiz ama duruş şeklinden bir cisimden ziyade organik bir yapının, belki bir hayvan ölüsünün ya da bir zamanlar canlı olduğunu düşündüğümüz bir bedenin, kısacası hemen tanımlanamayan bir cüssenin oluşturduğu bir tümseyin üzerinde yamuk bir şekilde duruyor. Ev içinden bir kesit gibi, hafızada bir an gibi. Arterde sergilenen ada için yazılan tanıtım metninde sanki konuşulamayan, tabulaştırılmış, saklı bir geçmişe ait tozları sessizce örtüp üzerine bastığımız yumuşak ve sıcak zemini kabartıyor deniyor. Serevetakis'in daha önce adı geçen metninde tozu tek başına ele aldığı bir bölüm var. Toz diyor, tarihsel kültürel baskının duyusal deneyim ve hafızanın üzerinde yarattığı bir atık olarak algılanabilir. Biriken tozla hafızanın yerinden edilmesi arasında bir ilişki olduğunu söylerken, tozun sadece üzerinde biriktiği cisimde değil, ona bakan gözün üzerinde de olduğunu, duyusal hissizleşmenin sadece algılananda değil, algılayan özneye ve algılama biçimine dair karşılıklı oluşan tarihsel bir sürecin sonucunda olduğunun altını çiziyor. Büyüktaşçıya'nın adasında halının altındaki neyse, baktığımızda bizim algımıza, gözümüze ve kalbimize dadanan, Selametakis'in sözünü ettiği türden bir toz tümseyinden bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Ev imgesi içinden beliren butun hem çok yakınımızda hem de bir ihtimal uzağımızda kalabileceği gerçeğiyle yüzleşiyorum. Berat Işık'ın delik çalışması sergilendiği mekanda bir koridorun sonunda yansıtılarak mekansallaşmış. Videoda gittikçe derinlere giden bir delik çekimi görüyoruz. Sergi metninde neredeyse endoskopik bir bakışa odaklanıyor denen Işık'ın kamerasının aynı tanıtım metninde Diyarbakır yakınlarındaki bir yeraltı mağarasının karanlık deliğine doğru, derinliğine doğru döne döne indiğini öğreniyoruz. Kesinlikle daha sonra bahsedeceğim Evrim Kavcar'ın boşluğundan çok daha farklı bir boşluk bu. Seyrederken kamerayı takip etmekten başka şansımız olmadığı için bedenimizle dahil olduğumuz mağaranın deliğinden başlayan ve aşağılara doğru inen karanlık bir boşluk. Ancak yine de sergilendiği mekanın korunaklı alanında bakabildiğimiz için bizden uzakta ama orada olduğunu biliyoruz artık. O tekinsiz delik ülkenin doğusunda bir yerde öylece duruyor. Halet Enger'in Rüzgarların Dinlendiği Yer çalışması, başlangıçta söylediğim gibi tekinsiz olanla boşluk arasında bir yerde duruyor benim için. Liminal diyebileceğimiz arada bir alan, loş bir odada yerle duvarın buluştuğu yerde, yere en yakın, dibe en yakın yerde sürekli akan, duvarın dibinde dönüp duran bir yazı var. Çıkardık mı su altındaki ölüyü, çıkarmadık su altındaki ölüyü. Bu Edip Cansever'in Rüzgarların Dinlendiği Yer şiirinden alıntılanan ve dizelerine yapılan bir müdahale ile değişen iki cümle seçilmiş bu şiirden. Bu iki cümleyle karşılaşıyoruz. Biz odada birçok pervane var. Yerde dağınık bir şekilde çalışıp mekandaki rüzgarı oluşturuyorlar. Ne yazık ki işin video kaydında ses olmadığı için o esintinin sesini duyamadım. Duymayı çok istediğimi itiraf etmeliyim. Çünkü bu rüzgarla birlikte odada pervanelerin arasında dolaşırken
Su altından çıkartamadığımız ölüler arasındayken bile bir parça daha tanımsız olana doğru taşındığımızı hissettim. Ölülerle birlikte o mekanda dolaşan bizler belki bir parça daha anonim olan bir yere ayak basabildik mi? Arada bir yer, o dizelerin halen duvar dibinde döndüğü ama rüzgarların da dinlenebildiği bir yer. Aradaki o boş alana doğru gidebilmek, o ölülerin suların altında kalmadığı yere doğru bir adım atabilmek mümkün mü? Halet Enger kendisiyle yapılan bir röportajda muğlaklıktan, geçmişin tam olarak kapanmamış defterlerinin yaprakları arasında tuhaf bir muhayyile dünyasına sıkışmaktan bahsediyor. Ben rüzgarın sesinin bize biraz daha ferah bir yeri ya da en azından olasılığını hayal ettirdiğini düşünmek istiyorum. Evrim Kavcar'ın boşluk yerleştirmesine geçersem, orada da demirden yazılmış ve Mardin'de eski ile yeni şehir arasındaki bir tepeye kayaların üzerine monte edilmiş bir boşluk kelimesi var. Farklı açılardan baktığımızda boşluk üzerine çizilmiş bir boşluk imgesi. Evrim Kavcar aynı zamanda orada yaşayanların deneyimlerini belgelediği bir kitap da yapmış. Eskiden olan ama şimdi olmayanların boşluğuna doğru yapılmış jestler, söylenmiş sözler, çıkarılmış seslerden oluşan boşluğa dair birçok ifade toplamış. Sanatçı kitabını göremiyoruz arşivde ama yazılanlardan orada yaşayanlara yapılmış bir davet olduğunu anlıyoruz. Boşluğun çok fazla görünür kılındığı, kütle kazandığı, ağırlaştığı bir deneyim. Yerleştirilmesinden 3 ay sonra boşluk yazısından sadece K harfinin kalması ve işin adının boşluğun K'sı olması ise anlamlı. Boşluğun kendisiyle nasıl baş ediyoruz? Boşluğun temsil ettikleriyle karşılaşılabilir mi? Bir tepedeki kayaların üzerine monte edilmiş demirden konstrüksiyonun K harfi dışındaki tüm harflerinin yok olması ne anlama geliyor? Bu iş hakkında yazılmış metinlerde parçalanmış bir kelimeden geriye kalan bir harfe kişisel ve toplumsal bir ruh halinin metaforu olarak yaklaşır deniyor. Nedir tam olarak bu kişisel ve toplumsal ruh hali? Demiri kayadan söktürecek kadar güç ve emek isteyen bir eylem. Boşluk kelimesini görmek istememek, sadece tek harfi kalana dek sökmeye çalışmak. Bir yandan düzleşen ve harf imgesini kaybeden demir çubuk hala orada duruyor. Hatta bana göre uçmaya hazırlanan bir nesneye de benziyor. Boşluk kelimesinin harflerini görünmez kılan ama halen orada boşluğa doğru duran bir çizgi ve ucundaki harf rüzgarla birlikte uçup gidecekmiş bana. Biraz da antene benziyor. Bir yerlerden gelen ses ve görüntü dalgalarını başka bir yere ulaştıracakmış gibi, boşluğun sesi ve görüntüsünü iletecekmiş gibi birçok şekilde okunabilecek bir nesne. Bana göre şu anla ilişki kurmaktan ziyade geçmişte olandan uzaklaşmak, geçmişi taşıyan imgeyi yok etmek, o boşluk bile olsa boşluğun imlediğinden kaçınmayı çağrıştırıyor daha çok. Bu bağlamda yine Sera Metakis'in dinginlik kavramına, stillness kavramına dönmek istiyorum. Dinginlik, gömülü olanın, görünmez olanın, unutturulanın, yaşam desteği sağlayan oksijen gibi sosyal farkındalığımızın yüzeyine eriştiği bir andır diyor. Tarihsel tozdan kurtulma anı. Bu cümleyi Şener Özmen'in Canlı Bir Güvercine Barış Nasıl Anlatılır ve İz Özstat'ın Zişan çalışmalarına bağlamak istiyorum. Şener Özmen'in Canlı Bir Güvercine Barış Nasıl Anlatılır videosunda siyah bir mekanda siyahlar giymiş, dolayısıyla sadece yüzü ve elleri seçilebilen sanatçıyı önünde hareket eden beyaz güvercini izlerken görüyoruz. Bir müddet sonra küçük bir oğlan çocuğunun sergi tanıtımından anladığımız Şener Özmen'in kendi oğlu Robin'in sesinden bir metin okunmaya başlanıyor. Aslında o yaş için cümle kurum yapısı oldukça karmaşık olan metnin Türkçesi aksanlı ufak bir oğlanın sesinden duyulmasının üzerimdeki etkisi çok çarpıcı. Seni salıvereceğim umutsuz güvercin diyor sanatçı. Siyaseten değil diye ekliyor. Bunca beyaz güvercinin yaşadığı bir coğrafyada barıştan söz edemediğimiz için diyor ve güvercine son bir kez bakarken bitiyor çekim. Çok tanıdık, oldukça klişe bir imge beyaz güvercin. Onunla canlı şekilde simsiyah bir mekanda buluşmuş sanatçının kendisi.
Sadece izleyen, gözlemleyen biri, bir oğlan çocuğunun sesinden duyduğumuz barış hakkında büyük bir insan tarafından yazıldığı belli bir metni dinliyoruz. Metnin sesi, güvercin de adamın doldurduğu mekanı başka bir yer ve zamana taşıyor benim için. Sözlerin anlamı umutlu değil ama çocuğun sesi kendi başına bir umut nesnesi benim için. O çocuğun şimdi kendisinden daha büyük birinin, babasının bahsedemediği barış fikrini gelecekte bir yere ve zamana konumlandırdığına şahit oluyorum. Olmayan haliyle sadece sesiyle imlediği bir geleceğe, tarihin tozunun silkelendiği bir geleceğe. İz Öztat'ın Zişan'ın Ütopi dosyasından bir seçki çalışması ise Nora Tatarya'nın bir önceki konuşma dizisinde bahsettiği gibi kurmaca bir arşiv kuruyor. Tarihin akışında bir çatlak daha bence. İz Öztat, bastırılmış bir geçmişi çağırma yöntemleri hayal ettiğim, devam etmekte olan bir sürecin parçası diye tarif ediyor işini. 2010'dan beri Zişan'la zamana aykırı bir işbirliği içerisindeyim diyor. Zişan çünkü tarihi bir figür. İz Öztat marjinalize edilmiş, sürgüne gitmiş ve Osmanlı kadınıyla kendi da, tabiriyle anarşik bir soy ağacı icat ediyor. Ve bastırılan geçmişi tanımayı ve gelecek için başka ihtimaller oluşturmayı deniyor. Ölüm sonrası üretim serisinde Zişan'ın işlerini çıkış noktası olarak kullandığını ve geleceğe yönelik bir işbirliğine doğru yol aldığını söylüyor. Tam bu noktada geçen konuşmada Umut Yıldırım'ın sorduğu soru beliriyor zihnimde. Mülksüzleştirmenin hayal gücünü de ipotek koyduğunu, hayal gücünü kısırlaştırdığını, imkansızlaştırdığını söyleyebilir miyiz? Hayal kurmanın bu durumda politik bir eylem olup olmadığını sorabilir miyiz diye sormuştu Umut Yıldırım. İz Öztat bizatihi kendi varlığı sürgüne gitmek zorunda kalmış, mülksüzleştirilmiş Zişan karakteriyle birlikte hayal kurmaya devam ediyor bana göre. Son olarak arşivde olmayan solum çalışmasından birkaç imge üzerine bir şeyler söyleyerek bitirmek istiyorum konuşmayı. Tal Dans Topluluğu 2003'te kurulduğundan beri mimar Filiz Sızanlı ve mühendis Mustafa Kaplan'ın birlikte beden ve hareket üzerine yaptıkları araştırmaları sergiledikleri bir topluluk. Adını aslında Beklen Alga'nın şehir tiyatroları bünyesinde kurduğu tiyatro araştırma laboratuvarından alıyor. Çünkü 1996'da Mustafa Kaplan Tal'in içinde yaptığı araştırmalar esnasında tanışıyor Filiz'le ve ikili topluluğu kuruyorlar. Solum işini de 2005'te sergiliyorlar. Solum, Latince hem yalnız, yalnız başına, alone ve only, hem de ülke, toprak, üzerine bastığımız yer anlamına gelen bir kelime. Solum iki solodan oluşuyor. Burada Filiz Sızanlı'nın değil ama Mustafa Kaplan'ın solosundan bahsediyorum. Şu anda görüntülerini gördüğünüz. Filiz'in solosu da çok ilginç ama şu anda kısıtlı bir zaman olduğundan ve o daha çok toplumsal cinsiyet bağlamında olduğunu düşündüğüm için ona üzülerek giremeyeceğim. Mustafa'nın solosunda çok sert bir imge olarak beliren, yüzünü kıstırdığı, lastik bozulan, yamulan suretini ve yüzünü yani görüyoruz. Kendi bedenine uyguladığı şiddetle birlikte akan bu coğrafyaya özgü göç, askerlik, Anadolu'da yetişmiş bir erkek birey olmaya dair kişisel hafızadan gelen şarkı ve imgeleri arka arkaya izliyoruz. En sonunda lastikleri kestiğinde yüzünde kalan izle birlikte sahnenin kenarına gidip baş aşağı kafasının üzerinde kalarak namaza durduğu bir bölüm var. Şimdi sesli olan bu son iki bölümü size seyrettirmek istiyorum. Onun için ben susacağım ve Mustafa'nın sesine tanık olacağız umarım. Ben kesilmezsem bitirebileceğim galiba bu sunumu. Akşam oldu, hüzünlü bendim.
geçebiliriz. Mert, geç kaldığımız için istersen bunu atla. Son videoya gelelim. Sonu böyle. Bu şekilde bitiyor solo. Namaza duruyor ve Feraye türküsünü söylediği bölümle bitiyor. Buradan bunları seyrettikten sonra hafızamızda kalan imgeler hangileri olacak? Muhtemelen şiddetin acısının yanında ona eşlik eden yaşam enerjisinin kalbimizi hayrete düşürdüğü, hafızamızdaki o dingin anda beliren bir hal, gözdağı ve sindirmeyi gerçek gücünden soyunduran bir hal. Her şeye gebe olabilecek boşluğa doğru bir övgü. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayın maalesef birkaç kere koptu. Ancak Zeynep'in çok önemli konuları açtığı konuşmasını umarım takip edebildiniz. Zeynep çok teşekkürler. Sorularınızı chat bölümüne yazabilirsiniz. Sondaki tartışmada özellikle buraya tekrar döneceğiz. Şimdi Özlem Hemiş'in Antigone'nin Hafızası başlıklı konuşmasıyla devam ediyoruz. Özlem akademisyen ve tiyatro eleştirmeni, doktorasını dramatürji ve tiyatro eleştirmenliği alanında yaptı. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünde öğretim üyesi. 2020'de yayınlanan Gözün Menzili, İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni kitabının yazarı. Özlem söz sende. Ederim Eylem. Öncelikle ben de çok hafıza merkezinin seçkisini çalışmak üzere davet edildiğim için teşekkür etmek isterim. Çok geniş bir alanda oldukça da sarsılarak tecrübe ettiğim bir seçki oldu. Onun için dediğim gibi defalarca teşekkür etmek istiyorum. Çalışmalarının odağına bedeni almış bir grup olarak konuşmaya başladığımızda gerçekleşmiş olan ölümle yetinmeyip ölü beden üzerinden yaşananlara eziyet etme, onları hizaya sokma ve sindirmenin, bir kez öleni defaten öldürmenin, cenazeleri bekletmenin, yok etmenin, yakın tarihlerdeki kurbanlarını düşünerek Hafıza Merkezi arşivine bu konuda heybesi hayli yüklü olan Antigone üzerinden bakmaya yöneldim. Antigone'nin hafızası üzerine düşünürken Türkiye'deki Antigone hafızasına da bir bakmak istedim. Öncelikle Antigone'nin belleğine neler sığdığına beraberce bir bakalım istiyorum derken aslında çok hakikaten düz anlamıyla bir tür Antigone imgesinin arkeolojisine doğru yürüdüğümü söyleyebilirim. Öncelikle söyleyeyim, olay tebaide geçmektedir. Hani taşın toprağın, toprağın altındakilerin katman katman acıyla şiddetle oluşmuş bir hafızası vardır. Eğer görüntüyü alabilirsek, evet teşekkür ederim. Şimdi gördüğünüz fotoğraflardan bana göre sağda olan aslında Pasolini'nin 1967'de hayal etmiş olduğu tebaiden bir kare. Diğer fotoğraf ise BAK projesi kapsamında Çanakkale ve Diyarbakır'dan iki genç sanatçının ürettiği Bir Dağın Başı adlı videodan bir Diyarbakır karesi. İki karede bana Polinikes'in bedeninin kurda kuşa yem edildiği uzamı düşündürüyor. Bu arada hatırlatmak isterim, bütün bu söyleyeceklerimin başına bir parantez koyarak, antik Yunan tragedyalarında ender olarak olay yeri Atina ve civarıdır. Tragedyaları iki büyük soy ağacındaki atalar,
Kadmos'un Fenike kökenli, Pelops'un Anadolu Lidya kökenli olduğunu biliyoruz. Kısacası bu soy laneti genellikle yabancılar arasında süre gitmektedir. Adının içinde ailesinin lanetine olan bağı saklayan, bir yandan da oyundaki yok oluşuyla bu laneti sonlandıran Antigone'nin mensubu olduğu Labdakoslar Tebai'nin kurucusu olan Kadmos'un soyundan gelir. Yunan mitlerindeki iki lanet örüntüsünden nasiplerini almışlardır. İlki Dionysos kültünü tanımama nedeniyle bakalarca parçalanma motifidir. Antigone'nin babasının atası Labdakos da, annesinin atası Penteus da bakalar tarafından parçalanmışlardır. Parçalanmış bedenlerin şiddetli resmi ailenin travmatik hafızasının zeminindedir. İkincisi ise tanrıların sevdiği bir ölümlünün ilenmesiyle gerçekleşir. Tanrıların ikinci bir ömür bahşettiği ve Peloponez Yarımadası'nın adını vermiş olan Pelops, oğullarından birini baştan çıkaran Labdakos oğlu Laios'u Antigone'nin dedesini lanetlemiştir. Atreus'ların hikayesinden de bilindiği üzere Pelops'un lanet savuran nefesi kuvvetli, laneti kavidir. Babası tarafından tanrıları sınavdan geçirmek için pişirilip ikram edilen ve onların ihsanıyla yeniden hayata döndürülmüş olan Pelops ile Dionysos'un kısa ama kuvvetli bir buluşma anı vardır. Her iki tarafın bilgisine, deneyimine sahiptirler. Yok olmuş, yeniden var olmuşlardır. Ölmüş, dirilmişlerdir. Tragedyaların yeniden anlatmayı tercih ettikleri mitlerin dramatik yapısında bir lanet kehanet sarmalıyla karşılaşırız. Hikayenin bundan sonrası, Antigone'ye dair hikayenin bundan sonrası bu sarmala dahildir. Çünkü büyük babası Laios, Iokasta ile evlenmiştir ve Apollon bilicilerinden bir oğlunun olacağını öğrenir. Oğlanın babasının öldürüp annesiyle evleneceğini duyduğundan bu çocuğun yok edilmesini ister, fakat bir çoban bebeği çocuksuz bir krala ulaştırır. Bu oğlanın artık adı Oidipus'tur. Ve prens olarak yaşadığı o kentte kendi hakkında çıkan bir söylentiyi anlamak için kehanet merkezine gider. O herkesin kendisini, yani kapısında kendisini bil yazan Delphi'ye ulaşır ve orada Laios'a seneler önce söylenen kehaneti duyar. Aslında yanlış anlamalar ya da eksik bilmeler tragedyaların o dramatik çatısında kavşaklar için gerekli araçlardır. Bu yanlış anlama hiç tanımadığı asıl anne ve babasını kavuşturuyor Oidipus'u ister istemez ve yolda tanımadığı biriyle tartışıyor, onu öldürüyor ve ölürken katiline lanetler savuran kişi aslında babası. Şimdi aslında Oidipus sırtına çocuklarına devretmek üzere bir lanet daha almış bulunuyor ve bir şekilde Tebai'nin kapısına geliyor. Tebai'nin kapısına doğduğu kente geri geldiğinde kapıda bir Sphinx'le karşılaşıyor ve yanıtını bilemedikleri sorular nedeniyle heder olan bir halkı Sphinx'in sorusunu cevaplayıp esaretinden kurtarıyor. Kentin dul kraliçesi Iokasta ve krallık bu bilge kurtarıcıya sunuluyor. Bundan böyle Oidipus artık annesiyle evlidir, kardeşiyle kendisiyle kardeş dört çocuğu olmuştur. Antigone ile İsmene, Polinikes ve Etokles, kenti saran vebayı def etmek için alınan bir kehanetin yol açtığı bir soruşturma, Oidipus'un gerçek kimliğini ifşa ettiğinde, kiminle evlendiğini idrak eden Iokasta kendini öldürür, Oidipus da gözlerini kör eder. Kendisiyle gelmeyen oğullarını lanetler ve Antigone eşliğinde Tebai'den ayrılır. Aslında ikili bir tanıklığı olduğundan söz ettim Antigone'nin. Hem ailesinin dağılışını sessizce izlemek zorunda kalmıştır ve babasının gözleridir artık ve babasının uzun sürgününü paylaşır. Ölülerin bir mübadele değeri olabildiğini, dayısıyla kardeşinin Oidipus'u Tebai'ye geri çağrışlarındaki nedenden öğrenmiştir Antigone. Oidipus'un onları reddederken Kral Theseus'tan kemiklerini
Atina'da saklanması dileğine tanık olmuştur. Babası öldükten sonra Antigone Tebaya geri döner. Ama sırtında sürgünün ağır yüküyle birliktedir. Bu kez bir başka acıya tanıklık etmesi gerekir. Tebai savaştadır. Tahttaki hakkını yabancı bir orduyla almaya gelen Polinikes'le Etokles bu savaşta tam da babaların lanetini gerçekleştirerek Antigone'nin Tebaya dönüşünden hemen sonra içine düştüğü savaşla devam edeceğim. Bu savaşta Etokles ve Polinikes, Antigone'nin iki erkek kardeşi birbirlerinin elinde ölürler. Ve kral olan dayıları Kreon, Etokles'i devlet töreniyle defnederken o bir taraftan Polinikes'in gömülmesini yasaklar. Ona göre o bir vatan hainidir. Dolayısıyla kurda kuşa yem olmasını ister. Çünkü ölüleri gömmemek onları aslında bir tür onursuzca açıkta bırakmaktır. Sofokles'in Antigone oyunu tam da burada başlar. Oyun Antigone'nin Polinikes'i yordamıyla gömme kararını kız kardeşi İsmene ile paylaştığı bir prologla açılır. Antigone Kreon'un buyruğuna karşı gelecektir. Sembolik ritüeliyle kardeşinin üstünü örter. Videoyu alabilir miyiz burada? Bir dağın başında, biraz evvel bir karesini gösterdiğim bir dağın başında filminde babasını arayan genç adamın kime ait olduğunu bilmediği ama bir başka kaybedilmiş insana ait olduğunu düşündüğü kumaş parçasını, özellikle onun kemikleri yerine sembolik defni, Antigone'nin ancak üstüne azıcık bir toprak atabildiği ritüelini hatırlattı bana. Sembolik de olsa ölünün hakkını ona teslim etmek arzusu. Antigone yakalanarak Kreon'un huzuruna getirilir bu eyleminin sonunda. Ve karşılıklı bir çarpıcı bir çatışmaya şahit oluruz. Antigone eylemini hiç inkar etmez. Nişanlısı ve Kreon'un hayattaki tek oğlu Haimon, babasını Antigone üstüne aldığı karardan vazgeçirmek ister ama maalesef başarılı olamaz. Ve Kreon'un elini Antigone'nin kanına boyamaktan da imtina eder ve kendi kendine öleceği bir mağaraya kapatma hükmü verir. Ancak bilecik Teiresias, doğanın yasasını nasıl bozduğunu bitimleyen Teiresias'ın doğanın yasasını nasıl bozduğunu betimleyen sözlerinden ve onun öngörülerinden tedirgin olur. Antigone'yi ölüme terk ettiği mağaraya gidip yanlıştan dönmek ister ama Antigone intihar etmiştir. Haberciden Haimon'un orada olduğunu, acı ve öfkeyle Kreon'a saldırdığını, bunu başaramayınca babasına çektiği kılıcı kendine sapladığını öğreniriz. Bir diğer evladını savaşa kurban veren Öredike de Haimon'un öldüğünü duyunca intihar eder. Kreon artık sadece kendini suçlamaktadır. Halkı temsil eden Koro ise sahneden ayrılırken anlayış ve sağduyu telkin etmektedir. Sofokles'in Antigone'sinin çeşitli edisyonlarını yayına hazırlayan Mark Griffith'e göre Antigone mitinin tragedya öncesi hali Sofokles'in mite katkılarını içermez. Antigone, Sofokles'in tragediyasında önce örneğin Medea denli bir mitik üne sahip değildir. İleri sürüldüğü gibi sadece Alman idealizme büyüyen ünü nedeniyle de gerçekleşmemiştir bu. Araştırmacılar Sofokles'in Antigone'sinden önce yazılmış olan, aynı konu etrafında biçimlenmiş, Askilos'un Tebaya'ya karşı yediler oyununun özgün metnine Sofokles'in Antigone'si sonrası bir müdahale yapıldığını düşünürler. Açıkçası Sofokles'in metin stratejisi ve yaratmış olduğu karakter daha sonra yorumcuların eski metinlere kaynak yapmasına yol açmış. Tam da aslında bu türden nedenlerle biz bugün antik Yunan oyunlarını okuyabiliyoruz. Çünkü Lycurgos bir önlem olarak bir tür devlet kaydı tutuyor 4. yüzyılda ve oyunları oraya
alıyor. Yani bu seçki aslında okuduğumuz tragedyalar rastgele bugüne kalmış oyunlar değil aslına bakarsanız. Sofokles'in dramatik stratejisi bir yerde Lacan'ın Antigone üzerine bir başlığını, kitabındaki bir başlığını tam olarak içeriyor. Antigone iki ölüm arasındadır. Tragedyada ailenin ve kadim toprak yasasının, yani ölülerin hakkını savunan Antigone ile sahneye ilk çıktığında işini bilen devlet adamı imgesini çizen Kreon'un savunduğu insan yapımı yasalarının karşı karşıya gelmesi bir seçim önermesiymiş gibi düşünülse de Antigone'nin Hades Kreon'un Zeus'a vurgusundan bir tercih dilenmediği rahatlıkla okunabilir. İkisinden birini seçmek, tanrısal yasa ile devletin yasasını tartıya vurmak trajik dilemmayı sığlaştırır. Zaten Sofokles'te bir tercih yapılmasını diler gibi durmuyor. Ortaya koyduğu ikilem o ya da bu seçimi yüceltmiyor. Bir diğerini dinlemeyenin, duymayanın, görmeyenin, siyasette, hayatta ve sanatta diyalog formuna sağır olanın, o bekayı sürdürmeye, devlet gemisini yürütmeye de nefret değil sevmek için geldiği dünyada kalmaya da muktedir olamayacağını söylüyor. Hayat bilgisi dediğimiz şey bir anlamda sağduyu hanemizdeki birikimin terkibini belirliyor. Madem verildi bize bu meleke, cümlede kullanmak farzdır diyor. Bunu derken metnin ilk koro şarkısında insana insanlığını hatırlatıyor ve sınır bilgisi de veriyor. Her derdin bulur çaresini, ölümden gayrı. Oyunun sonunda da insan düşünüyor tabii. Hangi durum daha beter? Bilinmeyen ölüm ülkesine bir vuslat ihtimaliyle gitmek mi? Tüm sevdiklerini kaybedip kaybettiklerinin müsebbibi olarak yaşamaya mahkum olmak mı? Büyük bir dehşetin tanığı olan seyircinin sahnedeki koroyla kurduğu ilişki burada yolculuğunu belirliyor. Unutmayalım ki Hegel'in kusursuz bir başyapıt olarak nitelediği Antigone yazıldığında Atina demokrasisi altın çağını yaşamaktaydı. Sofokles siyasetin etkin figürlerinden biriydi. Labdakosların bu arkaik hikayesiyle o gün orada yeni bir sistemin kalıbına dökülmekte olan halkın oyunla etkileşiminin nasıl olduğunu tabii ki bugün buradan tam olarak bilmiyoruz. Fakat bizim topraklarımızın hafızasını yokladığımızda karşımıza nasıl Antigone'ler çıkıyor, biz nasıl ilişki kurmuşuz, bir küçücük de oraya bakalım istiyorum. İlk karşılaştığımız Antigone 1900 yılında Odeon Tiyatrosu'nda Tavularis ve Pontopulos topluluklarının birleşip Rumca bir prodüksiyonla sahnelendikleri bir yapıt. Ardından Rum asıl turne topluluklarının birkaç kez daha Sofokles'in Antigone'sini oynadıklarına kayda geçirmiş araştırmacılar. O zamanlar Rumca oynanan oyunların burada ulaşacağı bir seyircinin varlığını bilmek bugün maalesef bir yokluğa işaret ediyor. Türkçe'de Antigone'nin serüvenine geçerken araya bir küçük alt başlığı Antigone'den mızraklı ilmahale olan Keyif Enstitüleri üstüne Yalçın Kaya'nın kitabından bir anekdotu anmak isterim. Bu köy enstitüsü ziyareti sırasında karşılaştığı bir genç kıza yanında neler taşıdığını soran İsmet İnönü'ye ait. İnönü kızın torbasından azığın yanı sıra Sofokles'in Antigone'sinin de çıkmasından çok etkileniyor. 1940'lardaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın klasikleri çevirme girişimiyle başlayan kültür seferberliğinin külliyatındadır Antigone. Yeni çevrilen klasiklerden birinin okuyan bu Anadolu kızı, Cumhuriyet aydınlanmasının bir ümidi gibi görünmüştür ona ve heyecanlanmıştır. Keza ilk Türkçe sahnelemede ulaşabildiğim kadarıyla 41-42 sezonunda tatbikat sahnesinde gerçekleşiyor. Devlet tiyatroları arşivini tarayınca çeşitli Antigone'lerin bugüne değin 10 kere sahnelendiğini görüyoruz. Ancak 2011-12 sezonunda hem Faik Ertener rejisiyle bir yeniden yazım Anita'nın Aşkı ya da Antigone New York'ta sahneleniyor, Türkiye'de ilk kez, hem de Kenan Işık rejisiyle Sofokles'in Antigone'si yorumlanıyor. Kenan Işık yorumunda Aydın Doğan'ın söylediği bir ahıda da DT'de ilk kez yer vermiş oluyor.
2012'nin Antigone açısından Türkiye'de ilklere vesile olan verimli bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kürtçe 2 Antigone sahneleniyor. Celal Mordeniz'in Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu Sofokles'in Antigone'si İstanbul Tiyatro Festivali'ne katılmak üzere İstanbul'a geliyor. Şermola Performans'ın Antigone 2012 ise bir yeniden yazım. Bu iki oyun Hafıza Merkezi'nin seçkisindeler. Dolayısıyla birazdan daha etraflıca eğilmek üzere şimdilik ilerleyeceğim. Repertuarların izini sürmek her zaman devlet tiyatrosunda olduğu kadar kolay olmuyor. Şöyle bir kısa bakışta 66'ya kadar şehir tiyatrolarının serüveninde bir Antigone'ye rastlayamadım. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda ise 94'te izlediğim bir Brecht'in yazdığı Sofokles'in Antigone'si oyunuyla karşılaştım. Bu bir Robert Straw rejisiydi. Daha sonrasına yönelik bir taramam yok maalesef. Özel tiyatrolarda Antigone'nin peşine düşmek biraz daha zor. Çünkü kayıt ve arşiv oldukça göçebe. Ancak 1960-61 sezonunda İstanbul'a yeni gelmiş olan Kenter kardeşlerin kent oyuncuları olarak ilk oynadığı oyun Anneli'nin Antigone'si, bunu biliyoruz. Bu arada kayıt tarihini tam olarak bilemediğim Yıldız Kenter'in TRT için yönettiği radyo tiyatrosu formunda bir Sofokles'in Antigone'si de var. Oldukça uzun bir aradan sonra ancak 1997'de tiyatro oyun evi sadece kadın oyunculardan oluşan iddialı bir çıkış yaptığında Sofokles'in Antigone'sini ilk kez bir tiyatro, özel bir tiyatroda sahnelediklerini belirttiler ve yine ilk kez Yunanca aslında bir çeviriyle oynandığını duyurmuşlardı. Dolayısıyla bu sayede aslında 97'ye kadarki sessizliği biliyoruz Antigone üstünden. Bundan daha sonra 2006 yılında Şayka Tekand'ın stüdyo oyuncularıyla yaptığı Öğretken'in Çığlığı aslında oldukça etkili bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Premierini AKM'de yapmıştı oyun. Sofokles'in Antigone'sinde Öğretken bir kere konuşur, iki kez hareket eder. Konuşmaları duyup dışarı çıkar, neler olup bittiğini sorar. Hayatta kalan tek oğlunun da öldüğünü öğrenir. Bir daha sesini duymayız. Bir parantez içinde sahneden sessizce çıktığını okuruz. Ardından kendisini öldürdüğünü öğreniriz. Daha önce bir oğlunu bir kardeş kavgasında çıkan savaşın başında kurban gibi, tıpkı İfigenya'nın Troya Savaşı başında kurban edilişi gibi ölüme uğramıştır Öredike. Bir yaz bulutunun içindeyken yası ikiye katlanmış, buna dayanamamıştır. Tüm bunların sebebi olan Kreon'a kendi bedeniyle verebileceği tek yanıt gibidir intiharı. Suçlayan kocaman bir soru işareti gibidir gidişi. Bu sessiz figürden güçlü bir oyun kuran Tekant, kaynak oyunun bir parantezine sıkışmış Öğretike'ye ses olur. Onu düğüm olmuş yasını, içinde tuttuğu sesini bir çığlıkla duyurur. Sofokles'teki sessiz varlığın usulca gidip kendini öldürmesinden farklı bir etki vardır burada. Oyundaki tüm kadınların, Antigone'nin, İsmene'nin ve korodakilerin sesi bir olur adeta. Öredike'nin çığlığı ile Antigone'nin edimi birleşir. Öredike'nin eylemi sarsıcıdır. Değişim talep etmekte ve onu koşullamak için kendi yok oluşunu sunmaktadır. Oyun tragedyanın ritüelistik eşik deneyimini, oyuncunun da deneyimlemesini koşullayan bir tasarım içinde sahnelenmiştir. Ve Öğredike de kendi sessiz döngüsünü tamamlamak üzeredir. Tiradının ardından sesinin yankısını karanlığa bırakarak Hades'e gidecek, kendini ölümün sessizliğine teslim edecektir. Gitmeden önce tragedyalara layık bir lanet zinciri kurar Tiradında. Karanlığın yüreğinden, işkencenin güneşi altından, dünyanın bütün kentlerine, bütün kurbanlar adına konuşarak yıllarca susan dudaklara lanet okur. Sanki toprakla bir olmuş gibidir. Doğurduğu hayatı, madem ki bu hayat böylesine dehşetlidir, geri almak istemektedir. AKM'den doğruca Galatasaray Lisesi'nin önüne vardığında, cumartesi annelerinin canı yürekten katılacağı bir çığlıktır bu. Antigone tragedyasının kalbinden bir başka trajediye ruh üflenmiş gibidir.
Hafıza Merkezi'nin seçkisinde aslında Antigone'nin hafızasını bence oldukça iyi kullanan bu yapıtın üstüne daha önce değindiğim gibi 2012'deki iki külçe performansı eklemek istiyorum. Bu açılım sürecinin de etkisi olduğunu düşünmüyor değilim açıkçası 2012'deki bu Antigonelerin çokluğunda. İlkinde ilk bahsedeceğim işi maalesef izleyemedim. Fakat çok ayrıntılı söz edemeyeceğim ama varlığını önemsiyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'a geldiğinde kaçırdığım kayyuma devredilmiş Diyarbakır Belediyesi'nin lağvedilmiş tiyatrosunun el konulmuş arşivine ulaşmak mümkün olmadığından izleyemedim oyunu. Onun için bilgilerim kısıtlı ve oyunun yönetmeniyle sohbet ederek azıcık edindim. İlk Kürtçe Antigone'nin yönetmeni Celal Morden'in sahnelemesinde René Girard'ın Oidipus okumasının izini Antigone'de sürdüğünü dile getirdi. Bu nedenle her bir karakterin tüm oyuncular tarafından canlandırıldığı, herkesin her karaktere büründüğü bir yapı kurmayı tercih ettiğini, çünkü bireysel farkların silindiği bir evrende aynıların çatışmasının altını çizmek istediğini söylemişti. Bu seçim aynı zamanda karakterlerin takip edildiği bir yapıdan sıyrılarak hikayenin özünün daha yoğun duyulmasını da hedeflemiş aslında. İstanbul'da Kürtçe tiyatro yapan Şermola Performans, 3 yüzleşme oyunu tasarlayarak kuruluyor aslına bakarsanız. Ve kağıt toplayıcılığı yapan bir kadının hikayesine odaklanan Karabasan, Diyarbakır cezaevinin ağır koşullarını yüzümüze çarpan Disko Beşnoğlu'nun ardından gelen son yüzleşme oyunu Antigone 2012. Berfin Zenderlioğlu tarafından yazıp yönetilen Antigone 2012'nin refleksi, daha önce kısaca değindiğim Bir Dalın Başı videosuyla ortak. Zenderlioğlu 2012'de Radikal Gazetesi'nde yayınlanan itiraflardan, kaybettikleri eşlerinin çocuklarının ardına düşüp onlardan ümidi kesince kemiklerini bulmayı, onlara birer mezar yapmayı dileyen insanların arayışlarına eşlik eden Veysi Altay'ın belgesel çekimlerinden yararlanır. Oyun güçlü bir fikirle kurulur. 2012 Antigone'sinin iki kardeşinin birini devlet şehit olarak görmüş, diğerini terörist ve onun cesedine ulaşılamamış. Arkasında Antigone'nin hafızasını taşıyan oyundaki kadın, kardeşinin kemiklerine ulaşabilmek, ona bir mezar sunabilmek ister. Bu amaçla henüz 14 yaşındayken göz göze geldiği kardeşinin katilinin peşine düşer. Planı doğrultusunda onunla evlenir. Oyun bu ikilinin düğün gecesinde geçer. Antigone'nin ölmeden girdiği mezarla 2012 Antigone'sinin düğün gecesi benzer bir zaman, mekan atmosferi, eşik bir atmosfer taşır gibi görünür. Oyun yerine gelen seyircinin yerde uzanan iki kişiye dikkat ederek oturmasını gerektirecek biçimde kurgular Zenderlioğlu sahneyi. Bir rahatsızlık duygusunu deneyimleyerek yerine oturacaktır seyirci. Üstüne suskunlukla basılan bedenleri düşündürür bir taraftan bu açılış. Aslında oyunun başında, bu açılıştan sonra gelişen oyunun başında kadın böyle cilveli görünür ve erotik bir oyunsallıkla sonunda adamı bir sandalyeye bağlar. Adamı bağladığında onu kendi 14 yaşının anılarına götürmek ister. Bir sorgu ortamı oluşur. Adamın başını akvaryuma sokarak hatırlamasını, soruların cevaplarını vermesi için onu zorlamayı ister. Ancak adam bağlarından kurtulur. Ve aslında kadının bu oyununun farkında olduğunu söylediğinde ikisi arasında kurulan denge değişir. Aslında kazananı olmayan bir yüzleşmedir bu. Adama soracak olursanız, çünkü yaptığı her şeyi
devletin emriyle yerine getirmiştir. 2012 yılında bir kadın, bir Antigone, hala kardeşine mezar dilemektedir. Kardeşinin başucuna bir taş dikmek, toprağından alıp annesiyle babasının mezarına götürmek, biraz da bir şişeye kendisi için koyup suyla içerek yüreğindeki acıyı dindirmek, yasının devrini tamamlamak istemektedir. Şermola'nın bu oyunu bu anlamda bu coğrafyada zamana dayanıklı, sürekliliği bir türlü kırılmayan bir şiddetten doğan acıyı yansıtır. Bununla hesaplaşmak ister. Arkaik olanla bugünü bir araya getirirken bu şiddetin bitimsizliğini bir kez daha hatırlatır. Nitekim çok değil, 3 yıl sonra çözüm süreci ya da demokratik açılım rüzgarı tersine dönecek. Hacı Lokman Birliği'nin cansız bedeni zırhlı bir aracın arkasından sürüklenecek. Bu durum bir standart uygulama nitelemesiyle meşrulaştırılıp bir sindirme aracı olarak kullanılacak. Ardından Taybet Ana'nın naaşı yerde kalacak. 10 yaşındaki Cemile'nin bedeni buzdolabında saklanacaktır. Türkiye'deki Antigone hafızası belli ki yükünü artırarak varlığını sürdürecektir. Demokrasi görünümlü otoriter rejimlerde Antigone sahnelemelerinin bir arayüz işlevi taşıdığına, sessizliğe bir ses olma imkanı barındırdığına yönelik sezgimi de besleyeceğini düşünerek baktığım son bir işle bitireceğim sözlerimi. Levent Yıldız'ın Aksanat'ta 2018 yılında sergilenen Antigone yerleştirmesi, bu iş aslında bir şekilde bir imge arkeolojisi gibi gördüğüm bu envanter okuması gibi bir sunum olduğunu çok düşünüyorum. Fakat bunun da gerekli olduğunu öngörmüştüm. Levent Yıldız'ın yerleştirmesi bana bunu da düşündürdü aslına bakarsanız. Ve bu yerleştirme Lacan'ın kendi yanıtladığı bir soruyu aklıma getirdi. Lacan soruyor, bir insan Antigone'de ne bulur? Cevap veriyor, öncelikle Antigone'yi. Hakikaten de bir şekilde baktığımızda 9 farklı Antigone'nin filmi, film ve oyun kayıtlarını 9 ayrı ekranda eş zamanlı olarak yayınlayıp sergiliyor Yıldız. Görüntü ve sesle çoğalan bu Antigone'leri farklı dillerden örnekleri buluşturan yapısıyla dünyada ne kadar çok yankı bulan bir imge olduğuna dikkat çekiyor. Bir yandan da buraya kadar size anlattıklarımın tırnak içindeki fazlasıyla beni yüzleştirip susturuyor. La parola, né buona né cattiva, da quando i nostri fratelli ci hanno lasciato, uccisi uno dall'altro. Ho saputo che i soldati di Argo sono stati cacciati. E poi che nulla. Ti ho chiamata fuori per confidare una cosa a te sola. Quale cosa? Sembri agitata da un pensiero. Creonte, il tuo amore, succede la sepoltura uno solo. Ah, Eteo. Polinice, poi che venne con il nemico. No, non lo ha ritenuto degno di questo onore. Secondo giustizia, come usano dire, Creonte ha chiuso Eteo che è nella terra. E sarà bene a tutti. Çok teşekkürler Özlem. Hatırlatalım, Özlem Hemiş'e sorularınızı chat'e yazabilirsiniz. Yayından düştük yine birkaç kere, kusura bakmayın lütfen. Kesintilere rağmen sözünü söylemeye devam edenlere ve hala bizimle kalanlara teşekkür ederek buradan devam edelim. Aslı Zengin, antropolog ve akademisyen, Rutgers Üniversitesi Kadın Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Bölümünde öğretim üyesi. İktidarın Mahremiyeti, İstanbul'da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet adlı kitabın yazarı. Çalışma alanları arasında cinsiyet ve cinselliğin aşkın ve aykırı halleri, egemenlik ve şiddet, sağlık ve hukuk politikaları, ölüm ve toplumsal öbür dünyalar, yakınlık ve duygular antropolojisi ve feminist, queer ve trans hareketler bulunuyor. Bugünkü konuşmasının başlığı, insan ötesi bedenlerle hafızanın imkanları. Aslı, söz sende. Teşekkürler. Herkese merhaba.
Öncelikle Eylem Ertürk'e beni hafıza ve sanat çalışma grubuna daveti için çok teşekkür ederim. Grubumuzla haftalarca süren toplantılardan büyük bir zevk aldım ve çalışma arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Ve sosyal bilimci olarak sanatla kendi kişisel alakam dışında profesyonel bir ilişkim yok. Yaptığımız çalışmada da biraz kendi bildiğim dilin bedenin izlerini sürmeye çalıştım. Hafıza ve sanat çalışma grubunun son 20 yıllık güncel sanat arşivinde dolanırken beni yönlendiren sorular şunlar oldu. Neye beden diyoruz? Bedeni beden yapan ne? Beden dediğimiz hep insana ve hayvana mı dairdir? Merkeze koyduğumuz mesele şiddet, hafıza ve tanıklık gibi mevhumlar olduğunda o zaman beden dediğimiz şeyin insan ötesinde insanı aşan başka formlarına dair neler söyleyebiliriz? Mesela devletin, faşizmin, soykırımın, kadın düşmanlığının, homofobi ve transfobinin insandan ötecisinleşmiş bir bedeni ya da bedenleşmiş hali nelere tekabül eder? Bugünkü sunumumda beni bu soruları sormaya teşvik eden işlere yoğunlaşarak insan merkezli beden anlayışının dışına çıkıp bedeni başka olasılıklar dahilinde yeniden düşüneceğim. Bedeni insanla ilişkili ama insanla sadece insanla açıklanamayan başka varlık, nesne ve duygulanımları da bir araya getiren birliktelik, kümelenme, montaj veya topluluk yani İngilizce'de assemblage dediğimiz bir çerçeve içerisinde anlamaya çalışacağım. Bu proje için seçtiğim işler bedenin sadece insan odaklı düşünen yaygın anlayışların dışına çıkarak bedenin insan ötesi yani post-human varoluş temsil ve kurgu biçimlerine bakıyor. Böylece Türkiye'deki şiddet hafızasına ve tanıklığına dair bedenin çoklu kuruluş biçimlerine, diğer bir deyişle beden çokluğuna işaret etmeyi amaçlıyorum. Bunu yaparken seçtiğim işleri iki gruba ayırdım. Tamamen metodolojik bir ayırma. İlk grup daha çok teknoloji, makine ve beden ilişkisiyle alakalı. Donna Haraway'in Cyborg Manifestosu gibi insan ötesiyle ilgili çalışmaların izinden giden bir yaklaşım. Bu minvalde inceleyeceğim işler Türkiye coğrafyasındaki zalim beden formlarına, tekno canavarlara dair. İkinci gruptaki işler ise zulme tanıklık etme ya da canavar olana direnme biçimlerinin insan ötesinde bedenleşme hallerine odaklanıyor. Yani hayaletlerin, yitip gidenin, geriye kalan enkazın, döküntü ve hurdanın, boşluğun veya hikayelerin nesnelerle girdiği ilişkide kurduğu beden formlarını ya da bedensiliğini tartışacağım. Elaine Graham, Representations of the Post-Human, İnsan Ötesinin Temsilleri adlı kitabının girişinde teknolojinin soyut, yekpare ve kültürel olarak evrensel bir güç olmadığını vurgular. Bu fikrini desteklemek için bizden işte dijital, sibernetik ve biyomedikal teknolojilerin hayatlarımızdaki yerini düşünmemizi ister. İnsan denen mefhum, günümüzdeki bu teknolojilerle tanımı sürekli değişen ve yeniden yorumlanan bir varlıktır. Teknolojiler insanların sadece araçsallaştırdığı ampirik nesnelere tekabül etmiyor. Aynı zamanda insanın varlığını kurma ve biçimlendirme kapasitesine de sahipler. Bu anlamıyla Graham'a göre teknolojinin ontolojik bir gücü olduğunu iddia etmek mümkün. Teknoloji çeşitli dünyalar, kişiler ve benlikler var edebilir. Beden de insan gibi bundan payını alıyor ve bizi hem kavramsal hem de ampirik olarak çokluklara sürüklüyor. Her şeyden önce insan bedeninin sınırları yeniden çiziliyor. Daha geleneksel bir anlayışla artık deride sonlandığından söz etmek mümkün değil. Yine Graham'ın kendi kitabında yaptığı bir alıntıyla teknolojinin deriyi esnettiğine ve parçaladığına şahit oluyoruz. Deri artık bedenin sınırlarını oluşturmuyor. Sadece post insan yani insan ötesi bir halle değil, aynı zamanda post beden yani beden ötesi hallerle de karşı karşıya kalıyoruz. Bunun en iyi örneklerini Haraway Cyborg Manifestosu'nda tartışıyor. Haraway'e göre cyborg, makine ve organizmanın bileşiminden oluşan bir melez, kırma. Hem toplumsal gerçeklik hem de kurgudan oluşan bir yaratık. Belki cins bile diyebiliriz. Cyborg,
Haraway için umut verici imkanlar taşıyan bir var olma biçimi. Siborg aynı zamanda insana dair bildiğimiz sınırları aşıp yok eden ve bizi hem tedirgin hem de memnun eden bir olasılığa doğru kapı açıyor. Ben bu yaklaşımı biraz tersine çevirerek Haraway'in iddia ettiğinin aksine teknoloji ve makine ile harmanlanmış bedenin her zaman özgürleştirici, ufuk açıcı ve sınırları aşan anlamlar taşımayacağını, bazen de şiddetin ve işkencenin nasıl en görünür formuna dönüşebildiğini tartışmak istiyorum. Bunun için de devletin teknoloji ve şiddeti kullanarak bize kendisini gösterdiği insan ötesi beden formlarına odaklanacağım. Devletin teknolojiyi kullanarak bedenleşmiş haline teknocanavarlar demeyi tercih ediyorum. Devletin teknocanavarlar üzerinden uyguladığı şiddete gündelik hayatımızda sürekli rastlıyoruz aslında. Devlete bu teknocanavarlar üzerinden bakmak aslında devleti bizden uzak, soyut ve ulvi bir güç kaynağı gibi görme eğiliminin aksine onu hayatımızın her an bir parçası olabilen, gündelik hayatımıza türlü şekillerde müdahil olan ve çeşitli bedenleşme teknikleriyle en mahrem alanımıza dahi girebilen bir organizasyon biçimi olarak anlamayı mümkün kılıyor. Devlet kullandığı teknoloji ve makinelerle kendini hayat içerisinde var edebileceği canavar bedenler kurabiliyor. Bunlardan bir tanesi Ali Boza'nın "Bu bir Toros değildir" adlı fotoğraf çalışmasını da görüyoruz. İlk slayda geçebiliriz, görebilirsiniz şu an. Hepimizin bildiği gibi beyaz Toros özellikle Kürt coğrafyasında derin acıları çağıran bir araç, bir makine. Bozan eklediği ekstra kapılarla arabayı normal görüntüsünden çıkararak aslında arabanın bildiğimiz anlamının dışındaki haline vurgu yapıyor. Resimdeki arabaya Toros canavarı diyor. Eklenen ekstra kapı aslında devletin karanlık koridorlarına, odalarına açılan bir kapı. Bu kapıdan zorla soktuğu insanları gözaltına aldığı ve kaybettiği bir geçit. Beyaz Toros'un fazlalık oluşturan kapıları insanları yutuyor, kaybediyor ve yok ediyor. Bu anlamıyla Beyaz Toros sadece bir araba değil, aynı ama halka zarar veren, halkı korkutan bir tekno canavar ya da canavar makine. Aslında infaz makinesi demek de doğru olur. Bu tekno canavarın renginin beyazlığı da bize çok şey anlatabilir. Popüler halkımızda hayaletlere biçtiğimiz rengin beyaz olduğunu düşünürsek, bu canavar makinenin adeta yaşayan diri bedenleri hayalete çevirme mekanizmasına da hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Beyaz sanki gündelik hayata musallat olan hayaleti ya da egemen ırk söylemlerinin beyazlığını anımsatıyor. Ya da ölüyü sarıp sarmaladığımız kefenin renginin de beyaz olduğunu düşünürsek, Toros'u kaçırıp kaybettiklerini kefen gibi içine saran ve hapseden bir araç olarak görmek de mümkün. İkinci slayda geçebiliriz. Köken Ergun'un Tank Love, Tank Aşkı çalışması da yine aynı mantıkla anlam kazanıyor. Ergun izleyicisine 1997 yılı 28 Şubat günü sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi sokaklarında konvoy halinde ilerleyen askeri tanklarını tekrarlama üzerine dayalı bir performatif bir iş sunuyor. Askeri tankın sokaklarda kendini gösterme hali yine devletin girdiği başka bir tekno canavar bedene tekabül ediyor. Sokaklarda boy gösteren tekno canavar hareket ederek egemenliğini aynı zamanda mekana kazıyor. Gündelik hayatın geçtiği alanlarda turlayarak varlığıyla baskı, korku, tedirginlik ve endişe yaratıyor. Tanka baktığımızda aslında tüm çıplaklığıyla devletin bedenlerinden birini görüyoruz. Bir canavar makine, ölüm ve şiddeti sokakların ruhuna işliyor. Böylece ölümle şiddet gündelik hayatın akışkanlığını sağlayan mekana her daim bir ihtimal olarak yerleşiyor. Peki devlet şiddetinin veya katlinin siborglaştırdığı bedenlere dair bir şey söylemek mümkün mü? Bunun için 3. slayda geçiyoruz ve Elçin Ekinci'nin kurşun çocuk heykel yerleştirmesini örnek vermek istiyorum. Donna Haraway'in siborgu melez ya da kırma olarak gören
makine beden tanımını hatırlayalım. Ekincinin işinde kurşunla birleşip bütünleşen çocuk bedeninin heykeli bize Uğur Kaymaz ve Ceylan Önkol gibi devlet tarafından öldürülen nice çocuğu hatırlatıyor. 2004 yılında babasıyla birlikte terörist olduğu gerekçesiyle Mardin Kızıltepe'de kurşunlanarak öldürülen 12 yaşındaki Uğur'un bedeninden tam 13 tane, yani yaşından daha fazla sayıda kurşun çıkmıştı. Yarısı silah kurşunu, yarısı çocuk bedeni olan bu heykelin ham maddesi adeta Uğur'un bedeninden çıkan kurşunlardan ibaretmiş gibi bir izlenim veriyor. Bir çocuğun bedenini savaş teknolojisiyle paramparça eden makinelerden geriye kalan bir heykel. Bu heykel savaş teknolojisi ve insan arasındaki sınırları yeniden çiziyor. Hatta bu sınırları muğlaklaştırıyor da diyebiliriz. Çocuk nerede başlıyor, nerede bitiyor? Kurşun nerede başlıyor, nerede bitiyor? Savaş nerede başlıyor, nerede bitiyor? Kurşun çocuğa bakınca tüm bunları düşünüyor ama net cevaplar veremiyoruz. Başlangıç ve sonlara dair net sınırlar çizemiyoruz. Militarizm ve savaş teknolojisiyle çizilen, yıkılan, yok olan çocuk bedeninin muğlaklaştırılmış sınırlarında dolanıyor gözlerimiz. Mermiye dönüşen çocuk bedeniyle ve çocukluğun namlunun ucunda yaşanan biçimleriyle burun buruna kalıyoruz. Bu vesileyle çocukluğun birçok insan için hiç de evrensel ve eşit anlamlar taşınmadığını da hatırlıyoruz. Devlet tarafından sporklaştırılmış beden tartışmasına diğer bir örnek ise Şener Özmen'in Bayrak İşi. Bir sonraki slide'a geçelim lütfen. Bu resimde bayrağa bakmaktan boynu tutulmuş erkekleri bir arada görüyoruz. Özmen bu fotoğraf çalışmasıyla devletin ideolojisi ve sporkluk arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmemizi sağlıyor. Bayrak çalışması ile ilgili Abdülhalim Karaosmanoğlu alt üste yazdığı yorumda ideoloji için şöyle diyor. İnsanı robotlaştıran, duygularını, öznerliğini ortadan kaldırmak yerine kendi çıkarı için kullanan ideolojik estetik ile insanlık milli marşlar aracılığıyla bir cemaatin üyesi kılınır. Yani ideolojinin kendisine ve işleyiş biçimine teknolojik olarak bakan bir işten bahsediyoruz. Burada bedenler bireysel hareket kapasitelerini yitirmiş, daha doğrusu bireysel hareket kapasiteleri devlet müdahalesiyle bozulmuş, yontulmuş ve sabit bir konuma bağlanmış. Bedenleşmiş makinenin aksine makineleşmiş bedenleri görüyoruz. Resimdeki her bir beden aslında devlet dediğimiz devasa bedenin türevine dönüşüyor ve ideoloji teknolojisiyle birer sporluk haline geliyor. Peki gündelik hayatımıza sirayet eden şiddet ve teknoloji insansız bir bağlamda birbirleriyle birleşince ortaya çıkan nedir? Bir şiddet biçimi teknolojik performansa ya da sadece mekanik bir harekete dönüşünce neleri işaret eder? Bir sonraki slide'da bununla ilgili. Ali Miharbi'nin duvarı kırbaçlayan makine işine bu sorular eşliğinde bakabiliyoruz. Bu işte teknoloji ve makine düşünce aracı olarak ortaya çıkıyor. Aslında karşımızda bir bilim kurgu ürünü var. İnsanın üretmiş olduğu bir şiddet tekniğini bizlere duvar üzerinde sunuyor. İnsan olana dair bir fonksiyonun taklidini yapan bir makine ile karşı karşıyayız. İnsanın insana, insanın hayvana uyguladığı bir şiddet biçimi. Çağrışımları kölelikten bugünün insan-hayvan ilişkisine kadar uzanabiliyor. Bu şiddet gösterisinin çağırdığı bedenler ve ilişkiler nelerdir? Bunu düşünmek önemli. Ve bu baktığımız sanat eserinde bir beden var mıdır yoksa yok mudur? Gördüğümüz beden şiddet mi uygular, şiddete mi uğrar? Beden bu esere nasıl ve neresinden tutunur? Çünkü karşımızda hiç yorulmadan sürekli kırbaçlayan bir makine var. Bunu da bir teknocanavar olarak görmek mümkün mü? Ya da tersi bir okumayla var olan sınırlara, duvarlara isyan eden bir tekno direnişi mi çağrıştırır düşüncemizde? Bu direniş sorusuyla beraber yazının en başında bahsettiğim ikinci grup eserlere geçmek istiyorum. Yani sunumun en başında bahsettiğim ikinci grup eserlere geçmek istiyorum.
Buraya kadar devletin teknoloji, makine ve şiddet birlikteliğinde oluşturduğu beden formlarına ve insanı insanlıktan çıkaran, yani dehumanize eden makineleştirme işlemlerine odaklandım. Şimdi ise bu şiddete tabi kılınan kişilerden arda kalanların, enkazın, yıkıntıların, beden mişçesine bize anlattıkları tanıklıklar, hikayeler ve sözler üzerinde duracağım. Bahsi geçen işlerdeki cisimler, eşyalar ve yapılar zaten iktidar tarafından insan sayılmayanın ardından kalanlara ve bu kalıntıların insan tarih ve mücadele ilişkilenmesinden doğru hayat kazanmasına, yani bedenleşmesine dair olacaklar. Evet, bir sonraki slaydımız Soner Ulu'nun Cars, Arabalar isimli çalışması. Bu çalışmasında Soner Ulu, Kobane'de 2014 yılında IŞİD'le yapılan savaş sırasında yaşanan katliama tanıklık sağlaması için insan ötesine yönelip nesnelerin gücüne başvuruyor. Artık çoktan arabalıktan çıkmış ya da terk edilmiş araba fotoğrafları bu sayıkla ortaya çıkıyor. Fotoğraflarda yıkık dökük yapıların önünde harap olmuş arabaları görüyoruz. Her bir araba resimlendikleri mekan ve yapılarla beraber yakın zamanda yaşanan şiddetin boyutuna dair çığlık gibi duruyor. Ulu, tanıklığın cansız beden nesneler üzerinden de kurulabileceğini, yaşanan şiddetin maddi ve manevi boyutuna dair arabaların da adeta söz üretebileceğini ve hatta şiddeti üzerlerinde taşıyabileceklerini vurguluyor. Kendimizi neredeyse canlı bir bedenden arda kalan cesede bakar halde buluyoruz. Bir sonraki slide. Diğer bir iş ise Halil Altındere'nin bronz make-up heykeli. Egemen dile tercüme ettiğimizde terörist papucu olarak bilinen make-up, iktidarın lanetlediği, küfrettiği, şeytanlaştırdığı ve canavarlaştırdığı bir nesne. Altıntere, make-up'ı bu anlamlarından arındırıp yüceltmek için onu bir heykele dönüştürüyor. Make-up heykeli bize sadece devletin zalim tekno canavar bedenlerini hatırlatıp onlara tanıklığa çağırmıyor. Aynı zamanda karşı mücadelenin, gerillanın yollarda ve dağlarda direniş içerisinde yol alan ayaklarının hikayesini de anlatıyor. Make-up'ı böylece devletin tekno canavarlara karşı direnen, onların üzerine yürüyen gerilla bedeni olarak algılayabiliyoruz. Başka benzer bir beden kavramsallaştırması ise bir sonraki slaytta Sonia Balasanian'ın Taşların Sessizliği isimli heykel düzenlemesinde yer alıyor. Balasanian'ın işini Türkiye, Ermenistan sınırındaki Ani Antik Kenti yakınlarında sınırın Ermenistan tarafında kurulu taş ocaklarından çıkarılan sünger taşından oluşturuyor. Gövdesinden kopuk, kabaca oyulmuş 12 büyük heykel başını yerde beraber görüyoruz. Toprak, taş ve et bedenlerin iç içe geçtiği, boyut olarak büyükçe olan bu heykeller aynı zamanda tarihin üzerimizdeki ağırlığının bir simgesine dönüşüyor. Geçmişin ağırlığının 12 tane baş heykelinden oluşması Nisan 1915'te tutuklanan ve Beyazıt Meydanı'nda idam edilen sosyalist Ermeni entelektüellerine de gönderme yapıyor. Balasanian bu eseriyle toprak, coğrafya ve insan bedeninin arasındaki sınırları birbirine kattığı ve muğlaklaştırdığı bedensel bir montaj sunuyor. Bir sonraki slaydımız Neriman Polat'ın Elbise adlı isimli çalışması. Bu çalışma bizi başka bir beden tasviriyle karşı karşıya bırakıyor. Önümüzde odanın ortasında asılı duran bir elbise var. İçinde daha önce taşıdığı bedenin tüm uzuvları ve hatlarıyla karşımıza dikili duruyor. Sanki göremediğimiz hayaletimsi bir bedenle karşı karşıyayız. Elbisenin içindeki bedeni göremesek de onu hissediyor ve algılıyoruz. Hissettiğimiz bu bedenin aynı zamanda artık bu diyarda olmadığını, yok olduğunu, başka bir yere göç etmiş olduğunu idrak ediyoruz. Elbiseye bakarken bedenden geriye kalan boşluğa bakıyoruz. Normalde renkli ve çiçekli olan elbise sanatçı tarafından soldurulmuş ve her bir çiçeği siyah beyaza dönüştürülmüş halde.
Elbiseye bir ağıt eşlik ediyor aynı zamanda. Tutulmasına izin verilmemiş bir yasa tutuyoruz adeta bu ağıtla. Polat bu eserini 2015 yılında devletin Kürt coğrafyasında bodrumları bastığı inlerine girdik diyerek insanların evlerine, yatak odalarına kadar girip buraları darmaduman ettiği, kadın veya çocuk demeden insanları umarsızca öldürdüğü zamanda üretiyor. Aynı yıl 11 çocuk annesi 57 yaşındaki Taybet İnan'ın Şırnak'ın Silopi ilçesinde komşusunun evine dönerken vurularak yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Cenazesi 7 gün sokak ortasında kalıyor. Cenazeyi yerden alıp gömmeye çalışanları dahi yaralayan bir kötülüğün Kürt coğrafyasında kol gezdiği zamanlar. Elbiseye baktıkça, hatta elbiseyi dinledikçe yası tutulamamış olan, ağdı yakılamamış olan bize geride bıraktığı boşluk üzerinden ulaşıyor. Aslında elbise kendi coğrafyasını aşarak bizi başka kadın cinayetlerini de hissetmeye çağırıyor. Erkekler tarafından öldürülen kadınların hayatta artlarında bıraktıkları boşluğa uzun uzun bakmaya bir davet sanki. Boşluğa bakarken bir yandan da ağıt dinlemeye devam ediyoruz. Tedirginliğimiz gitgide artıyor. Boşluğa bakarken aslında artık aramızda olmayan bir sürü kadın bedenini görüyor ve hissediyoruz. Kaybın cinsiyetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sanki yüzlerce kadından oluşan bir cenazeye bakıyor gibiyiz. Son olarak, son slide, Hera Büyüktaşçıyan'ın önceki günün adasından işi. Bu yerleştirmede masa üzerine üst üste yığılmış mavi paket kağıdıyla kaplı not defterleri görüyoruz. Not defterlerinden her birinin içinde okulda öğrenim görmüş Rum öğrencilerinden birinin adı yazılı. Bu defterler ait oldukları bedenlerden arda kalan, sahipsiz kalmış bir küme oluşturuyor. Büyüktaşçıyan bunu bir ada, bir topografya olarak kurguluyor ama defterlere baktıkça ben bir yandan da Rum okulunun dersliğinde ders dinleyen, arkadaşıyla konuşan, şakalaşan, yaramazlık yapan, sırasında uyuklayan, parmak kaldıran veya kitabına gömülmüş öğrencileri hayal edebiliyorum. Irkçı ve milliyetçi politikalar yüzünden azınlıklaştırılan ve sayıları gitgide azalan Rum öğrencilerin yerini şimdi bu defter kalıntıları alıyor. 2015-14. İstanbul Bienalinin tanıtım yazısında bu yerleştirme için yaşayan bir organizma misali büyüyen mavimsi bir ada oluşturduğu söyleniyor. Tırnak içerisinde hem artık orada mevcut olmayan öğrenciler hem de kaybolup gitmiş tüm toplum için varoluşsal bir alan yaratıyor denmiş. Bu yerleştirmeye baktıkça çocukların bedenlerinden oluşan eklektik, birbirine tutunmuş bedenler topluluğu veya toplamı, assemblage görüyorum. Slaytlar bu kadar. Şimdi sonuç olarak tekno canavarlar ve bize nesne, enkaz ve boşlukla ulaşan kayıplar ve hayaletler. Yazı içerisinde, sunum içerisinde paylaştığım tüm işler şiddet hafızasının ve şiddete tanıklığın bize insan ötesi beden formlarıyla kendini gösterme hallerine dair idi. Yası tutulamayan kadın, terörist olarak öldürülen çocuk, okulundan ve evinden edilen başka çocuklar, idam edilen devrimciler bize boşluk, yokluk, kalıntı ya da insan ötesi başka beden formları üzerinden ulaştılar. Bu yüzden de hafıza ve şiddet ilişkisinin sadece insan odaklı haline değil, insanla ilişki içerisinde ama sadece insanla açıklanamayan hallerine vurgu yapmaya çalıştım. Fakat tam da bu insan ötesi hallere odaklanırken devlet ve toplum şiddetinin yarattığı insan dışı halleri de unutmamak gerekiyor. Yani devletin kullandığı şiddet araçları ve teknikleriyle bazı grupları insanlıktan çıkarması ya da insan saymaması durumundan bahsediyorum. Peki bu insan dışılığı düşündüğümüzde post insan yani insan ötesi dediğimiz kavramsallaştırma ne kadar yeterli? Post insana insan dışı, insana yaraşır olmayan yani inhuman ile ilişki kurmadan düşünebilir miyiz?
ya da ne kadar düşünebiliriz? Bu sorularla da sunumumu burada noktalamak istiyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Aslı çok teşekkürler. Bütün bu kesintilere rağmen bütün konuşmacılarımıza devam ettikleri ve konuşmalarını olabildiğince tamamladıkları için tekrar çok teşekkür ederim. Sorularınızı lütfen chat bölümünden bize iletin. Yayında bu adı geçen işlerle ilgili hepsinin görsellerini de görmediniz. Çünkü özellikle öyle tercih edenler de oldu. Bunların isimlerini soranlar olmuş sanırım. Bu konuşmaların ve tartışmaların hepsinin bir araya gelecek bir yayın olacak. Nisan 2021 gibi çıkacak. Aslında burada konuşulan ve bundan daha fazlasını da yayında bulabilirsiniz. Şimdi sorulara aslında Zeynep ve Aslı'ya belki sırasıyla sorabilirim. Şimdi bu boşluk ve kayıp her üç konuşmada da karşımıza çıkıyor. Özlem'in ve Aslı'nın örnek verdiği işlerde insanların, mekanların, nesnelerin kaybedildiği ve bize bir anlamda telafi edilemez olan kaybımızı hatırlatan, gösteren bir boşluk var. Zeynep ise bize bu dayatılandan daha özgürleştiğimiz yeni anlamlara da olanak tanıyabilecek, belki daha olasılıklı diyebileceğimiz bir boşluktan da bahsediyor. Bu arada olandan, arada olanın olasılıklarından. Burada sorum Zeynep'e, sen işleri kendi bedenindeki etkileri üzerinden okuduğunu da söylemiştin konuşmanda ve bir hayret vurgusu yapmıştın. Peki bu nereye koyacağımızı bilemediğimiz boşluğu nasıl deneyimliyoruz? Ve bahsedilen işlerin yaklaşımının, üslubunun, dilinin izleyici üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsun? Aslı'ya da sorumu ileteyim, sonra sırasıyla cevap verirsiniz isterseniz. Aslı, sana da bu canavarlık ve tanıklık hattında kavramsallaştırdığın iki alanla ilgili ve bunların aslında nasıl çakışabildiği ile ilgili bir sorum olacak. Canavar toros ve tanık arabalar aslında yan yana baktığımızda aynı nesnenin, aracın hem bir makine canavar ve fail hem de hurda tanık mağdur olarak iki yüzünü mü gösteriyor bize? Böyle bir kavramsallaştırma ile baktığımızda canavarlık ve tanıklık hattının deliği ve geçişkenliği üzerine nasıl bir düşünme imkanı sunuyor bize bu işler? İsterseniz önce Zeynep'le başlayalım, sonra Aslı ile devam edelim. Çok teşekkür ederim Eylem soruna. Yani benim için aslında biraz bu sunumu da çok belirleyen eksende bütün bu aslında hani korkunun ecele faydası yok derler ya. O korku eşiğini aslında aştıktan sonra oluşan bir tür ben o arada boş alan, olasılıklara gebe alan olarak tarif ettiğim yerin o korku eşiğinin aşıldığı noktada oluştuğunu ve bir sürü sanat işinin de bence bu anlamda o korku eşiğini atladığını düşünüyorum. Yani o acıyı ya da alınan zararı yok saymadan, görmezden gelmeden yine de kendimize iyi gelebilecek, umut vaat edebilecek bir yeri tarif etmeye çalıştığımız bir alan oluşuyor bence bu işlerin bazılarında. Ve ben aslında konuşmamın sonunu da öyle bitirmiştim. Yani gözdağı ve sindirmeyi gerçek gücünden soyundurduğunu düşünüyorum bu işlerin. Yani Şener Özmen'in oğlunun sesinden duyduğumuz o metinle bizi aslında yani bedenimde benim hissettiğim şey evet bütün bunlar oluyor ve biz hala barıştan söz edemiyoruz. Ama barıştan söz edebilir olma gücümüzü yitirmedik. Yani böyle bir yere taşıdığını düşünüyorum. Ya da boşluktaki o boşluk kelimesinin demirler söküldükten sonra tek bir kasının kaldığı yerde hala orada duruyor olması, ya o demiri gerçekten o eğip bükme gücünü nereden buluyoruz biz? Yani o bedensel müdahaleyle ona aslında
yeniden o işi yeniden üretiyor oradaki sivil insan. Sanatçıdan bağımsız bir başka süreç başlıyor mesela ve onun da ben aslında o güçte, yani o bedensel güçte bir umut görüyorum. Tabii bu benim okumam, benim seçtiğim bir okuma. Ama yani kesinlikle o korku eşiğinin atlandığı yerde olabileceğini düşündüğüm bir şey bu. Bilmiyorum cevap olabildi mi ama. Evet, çok teşekkürler. Aslı sen bağlantın nasıl? Bir bakalım, iyiyse belki cevap verebilirsin. Sesin. Sesim nasıl geliyor şu an? Nasıl? İyi mi? Çok Evet, şükür. devam. Ya bu şimdi bütün bu aslında assemblage kavramsallaştırmasına geri dönebiliriz. Yani bir montaj, bir topluluk, hani bir makinenin, bir nesnenin nasıl bir değer, nasıl bir anlam kazandığı aslında bütün bu birbiriyle toplanma ilişkileri içerisinde belirlenen bir şey. Yani bu devletin kendini organize etme alanında makineler devletin tekno canavar bedenlerine dönüşebiliyor o iktidar çerçevesi içerisinde. Fakat işte hani daha mağdur ve nesne ilişkisine baktığımız zaman yine başka bir ilişkilenme biçiminden bahsediyoruz. Orada nesnenin kazandığı başka bir anlam. Yalnız geçişliğe dair şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında çok önemli bir örnek. Hani devletin aslında kendini bu kadar tekno canavarlar üzerinden var etme hali bir anlamda bizi kafamızda soyut fantezi olarak kurduğumuz devlete daha rahat ulaşmamıza da aslında vesile olabiliyor. Mesela aklıma özellikle bu tanklardan gelen örnek Gezi zamanında işte Barbaros Bulvarı'nda ya da işte Taksim'de işte Tomalar gezerken, Tomalar da mesela bir tekno canavar ama oradaki direnişçiler Toma'yı ele geçirebildi, üzerine binebildi ve oradaki o geçişliği bir yandan hani failden direnişe kaydırabildi. Yani nesneyle başka bir ilişki kurup nesneyi yapı bozuma uğratıp aslında bir direniş aracı haline getirebildi. Hani bunun gibi örnekleri vermek de mümkün. O anlamda belki şey açısından önemli. Hani devletin kendini somutlaştırdığı nesneler ve bedenler neler? Ve onlar bizim gündelik hayatımızda sürekli olduğu için daha devlet dediğimiz şeye müdahaleyi kolaylaştıran, mümkün kılan bir şeye de hamleye de dönüştürebiliyor. Hamle alanına da dönüştürebiliyor. O anlamda senin sorduğun geçiş sorusu bence çok önemli. Hem de politik bir soru. Yani o geçişin bir şeysi var. Orada da başka bir fail, bunu geçişi mümkün kılan bir direnişçi, bir agency, aktif olan bir eylem var. Yoksa kendi kendine bir geçişlikten bahsedemiyoruz. Çok teşekkürler. Ben de burada aslında zenginin bıraktığı yerden küçük bir soru soracağım önce. Sonra bir sonraki soruyu sevgili Özlem Hemşin'e ileteceğim. Aslı zengin olan soru tekrar makine canavarlarla ilgili. Yani sunumunuzda öyle tanımladığınız araçlarla ilgili. Bazen bu makine canavarların çatışmalarda yaşamlarını kaybetmiş olan asker ve polislerin isimlerini taşıdıklarını görüyoruz. Yani aslında tüm bu zırhlı araçların teknik isimleriyle birlikte, teknolojik yanlarıyla birlikte bir de özel isimleri var. Bu durumu devletin demirden olan vehçesini insanileştirme çabası ya da arzusu olarak da düşünebilir miyiz? Veya kendi ölülerini hatırlatarak devlet bize yalnızca bir fail olmadığını mı söylüyor? İkinci soruyu da aslında ilettikten sonra belki önce Aslı Zengin, sonra Özlem Hemşin cevap verirler. Bunu aslında soruya geçmeden önce küçük bir yorum eklemek istiyorum Özlem Hemşin'in yaptığı sunuma. Antigone eserinin farklı uyarlamalar üzerine yaptığı sunum bana iki şeyi düşündürttü. Sorum da aslında bunları anımsamamdan doğdu. İlki hafıza merkezinin kaybedilen erkeklerin eşlerinin deneyimine odaklandığı fotoğrafı kaldırmak raporu.
Her cumartesi günü eşlerinin fotoğraflarını kaldıran kadınların yas tutma ve kayıplarını arama mücadelelerine toplumsal cinsiyet perspektifinden bakan bir rapor bu. Diğeri de bir toplumsal gözlem. Benim doğduğum şehirde uygulanan bir yas ritüeli aslında. Ailenin yetişkin erkekleri yasın üçüncü gününde eve çağrılan bir berber tarafından avluda tıraş ediliyorlar. Ve ondan sonraki günde işlerinin başına dönüyorlar erkekler. Kadınlar ise 40. güne kadar yas tutmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla kamusal alanda pek görünmemeye dikkat ediyorlar. Şenlikli davetlere gitmiyorlar, altın takmıyorlar, makyaj yapmıyorlar ve ağırmış saçlarını boyatmıyorlar. Elbette buradan varmak istediğim yer kadınların bugün tüm baskılara rağmen ısrarla sürdükleri mücadelenin birer öznesi olduğunu yok sayan bir yer değil. Sadece şunu sormak istiyorum. Kaybedilenlerin sonlanmayan yasını tutmak, bedenlerini değilse bile onlara ait herhangi bir kemik veya kumaş parçasını bulup sonunda gömebilmek için mücadele etmek toplumsal cinsiyete dayanan bir iş bölümü sonucu kadınlara kalmış bir görev olarak düşünülebilir mi? Tıpkı onlarca Antigone uyarlamasına en çok görünenin Antigone olması gibi yas hakkını, defnetme hakkını savunmak denildiğinde aklımıza ilk olarak meydanlarda oturan kadınların geliyor olmasını toplumsal cinsiyet perspektifinden nasıl okuyabiliriz diye. İki sorum böyle. Teşekkür ederim. İlk önce ben mi cevaplıyorum? Diyorsun değil mi? Devletin teknolojik aletlere isim verme işi aslında hala failliğinin bir parçası. Yani şöyle ki, bir kere devletin ölüm politikalarına dair bir şey. Yani ölümü eşitsiz nasıl dağıtıyor? Kimin ölüsü tanınıyor, kimin ölüsü tanınmıyor? Orada bu savaş içerisinde öldürdüğü, terörist diye adlandırdığı insanların ölüsü tamamen anonimleşirken, onların adı anılmazken, sayılmazken, bir yandan askerlerin, işte devletin egemenliğinden kendine pay hakkı olan insanların aslında orada olarak isimleri bu tanklara veriliyor ve onlarla özdeşleştiriyor. Yani yine bu isimler dolayısıyla devlet kendi failliğini ve katlini bu isimler dolayısıyla yeniden üretiyor. Çünkü bu isimlerin her birisi zaten daha önce de bahsettiğim gibi hani bu Şener Özmen'in işindeki bayrak işi gibi devletin birer türevi, yani devletin kendi bedeninin birer türevleri, hani asker ve orduyu düşünürsek. Orada aslında yeniden kendini üreten bir mekanizmadan bahsediyoruz. Aslında kendi bedenini, kendi failliğini yeniden bu teknolojik araçların üzerine yazan bir iktidar hareketi gibi geliyor bana bu isim yazma şeysi. Bu insanlıktan çok yine kendine dair, kendi egemenliğinden pay hakkı verdiği insanların cenazelerine, ölülerine, bedenlerine sahip çıkıp yine kendi bedeninde onları öğütme hareketi. Aslında devlet kendi bedenini daha da büyütüyor. Yani böyle aşkın bir hale de geliyor bu isimlendirme ve işte belli ölümleri tanıma biçimleri üzerinden. Mikrofon kapalı. Teşekkür ederim. Şimdi toplumsal cinsiyet, yani sorunuz için teşekkür ederim. Toplumsal cinsiyet üstünden Antigone bağlamında baktığımız zaman kadının yasla ilişkisine de döndüğümüz zaman aslında bir şekilde şunu da görüyoruz. Kayıplar, evlatlar, anneler çocukların yaslarını tutuyorlar. Antigone için evet bir çocuğum olsa onu kaybetsem yine bir başka çocuğum olabilirdi ama kardeşim olmazdı diyen çok başka bir bağlam üreten söylemi var Antigone'nin. Fakat yine de Zizek onun aslında bir tür anneliğe soyunduğunu söyler. Bir tür
annece bir tavır içinde olduğunu söyler. Aslında yine geri gittiğimizde, yani oyunun zamanından geri gittiğimizde, bir önceki oyunun evrenine girdiğimizde, Oidipus'un evreninde, sürgünde babasına adeta anaç bir tavırla yaklaşır. Yani Zizek'in aslında anlatmaya çalıştığı yerde bütün bu yükte var kuşkusuz. Ama açıkçası bu böyle bir şekilde kadının yas tutmasıyla nasıl söyleyeceğimi tam da toparlayamadım. Ancak bir şekilde yani birikmiş, hafızada birikmiş, sürekli tekrarlanan ve üstlenilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama izlediğimiz bir takım videolarda, unutmayın ki hani oğullar babaları, babalar oğulları ardındalar. Bu coğrafyadaki bölüşme bence biraz daha farklı. Çünkü bir tür şey gibi düşünüyorum. Ancak bir aradayken yapılabilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu burada o ortaklık içinden hareket edilebildiğini düşünüyorum açıkçası. Ancak şey, bana çok söylediğiniz ritüel ilginç geldi. Bunu daha antik dönemde kadınlar saçlarını daha çok kesiyor. Bu arada onu da söylemem lazım. Yani kamusal alandan çekilirken ilk yaptıkları şey saçlarını kesmek taraftan. Evet, teşekkürler Özlem. Bir soru var Gülbin Özdemar Akarçay'dan Aslı'ya. Post-human'dan, insan ötesinden in-human'a geçişi biraz daha açar mısınız diyor. Bir kaos durumunu tanımlıyor sanki bu. Ve insanın evrendeki baskın tür olarak gücünü yitirdiği zamandaki bir kaos durumu diye anlıyorum sorusundan. Aslı? Teşekkürler bu soru için. Bunu son sunumumu sonlandırırken inhuman'la bitirmemin nedenlerinden bir tanesi genelde posthuman insan ötesi tartışmalarında bu şey ortaya çıkmıyor çok fazla. Yani şiddet, posthuman'ın nasıl aslında şiddet içeren bir kavramsallaştırma da olabileceği çok fazla mesela övgü var posthuman'a, posthuman kavramsallaştırmalarına. Ben biraz bunun şiddeti nasıl doğuran bir tarafa da hani yoğunlaşmak istedim. Ve yaşadığımız işte içinde bulunduğumuz çeşitli medya teknolojileri, savaş teknolojileri, biyomedikal teknolojiler, bunlar bir yandan post-human, insan ötesi olasılıklar, var olma biçimleri yaratırken aslında birçok insanın hayatına da mal oluyor. Yani bunların da bir yandan hem global bir düzeyde baktığımız zaman bu teknolojilerin hepsinin eşitsiz bir dağılıma sebep, eşitsiz bir dağılımın sonucu bizim hayatımıza ulaştığını söyleyebiliriz. Ve bu dağıtım yapılırken işte bunun dışında kalan kitleler var. Ya da işte bileşir üzerinden yine düşüneceksek, bunun çok büyük iklimle alakalı, atmosferle alakalı, çevreyle, ekolojiyle alakalı büyük şeyleri var, zararları var. Bu inhuman, insan dışı, insan olmamaya, insanın hak ettiği değeri alıp insanı değersizleştirmeye dair, inhuman haline getirmeye dair bir şey de var. Yani içkin olarak posthumana. Bunun altını çizmek istedim. Yani seçtiğim örneklerde de yine bütün bu işte posthuman canavarlar, devletin canavarları aslında bir grubun insan dışı olarak tanımlanmasıyla ortaya çıkan teknolojiler. Yani posthuman biz devlet stratejisinden bahsediyoruz. Fakat bunun olabilmesinin nedeni bu eşitsizlik ilişkisi, bu iktidar ilişkisi genelde işte gözden kaçan, bunun bedelini kim ödüyor? Yani bir bedel hikayesi var orada bütün bu posthuman literatüründe ve genelde o bedeli kimin ödediği çok fazla vurgulanmıyor.
Bilemiyorum hani yardımcı oldu mu bu cevap, ama aslında kişi olarak değil de posthuman'ın içeriğinde aynı zamanda inhuman da olan şeyler olduğu, yani onun bir alt kümesi, onun varoluşunun belli zamanlarda ne olabileceği, koşulu olabileceğini vurgulamak istedim. Teşekkürler. Sıradaki soruyu Lara Freinip Günsür'e yöneltiyor. Ama ondan önce Hale Tenger'in yaptığı bir yorumu söyleyeceğim. Zeynep Günsür'ün değindiği liminal space, eşiksellik deneyiminin bir sanat üretiminin alan açmasını çok değerli bulduğunu belirtmiş kendisi. Lara Fresco'nun sorusu şöyle. Bu yorum üzerine Zeynep Günsür'ün sunumundaki seçki, insanın hem içini hem dışını teşkil eden hava ve toprak mineralini odağa aldığı için bu doğal ve liminal elementlerin görünürlüğün doğallaştırılmasında, unutulmasında ya da yakalanması ihtimalinde yabancılaşmanın kurgusunda ve tekinsizliğe katkısı hakkında ne düşünürsünüz diye soruyor. Soru anlaşılır mı? Tekrar etmemi ister misiniz? Yok, katmanlı bir soru. Bilmiyorum cevap verebilecek miyim ama benim için zaten hani doğanın elementleri çok bir taraftan hem insanın aslında küçüklüğünü bize hatırlatan, ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatan bir şey. Ama bir taraftan da biz sadece onlarla var olabiliyoruz. Dolayısıyla aslında hatırlattıysa ne kadar sevinirim, güzel. Yani su, hava ve toprağı size hatırlattıysa bu işler, demek ki gerçekten aslında o bahsettiğim liminal alanı da açabiliyor demek. Çünkü o zaman bedeninizden çıkarak aslında o elementlere doğru gittiğinizi anlıyorum. Bu benim için bence yani hem bir tür tekinsizlik, çünkü çok büyük bir şey bizden elbette. Yani hani deprem oluyor ve altında kalıyoruz toprağın. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla kendisi zaten doğası doğanın tekinsiz. Ama bir taraftan da bence bize yaşamla ölüm arasında gerçekten arada bir yerde bizi tanımlıyor. Ve o tekinsiz alanı hatırlatıyor bize devamlı. Ben o tekinsizliği bir anlamda aslında bilmediğimiz ve her zaman aslında bilmediğimiz için bir şeyleri keşfedebileceğimiz alan olarak da görüyorum. Yani bilmediğimiz yerden korkup kaçabiliyoruz. Bunu sunumumda da altını çizmeye çalıştım. Bilmediğimiz yere gitmek bizi hep korkutuyor. Ama bir taraftan da sanatsal dilin bize sağladığı alanda belli bir konfor alanı olduğunu düşünüyorum onun. O bilinmezliğe doğru bir adım atabiliyoruz. Dolayısıyla tekinsiz olanla çok daha korunaklı bir yerden, yani delirmeden, delirmiş gibi olabiliyoruz. Bunu çok önemli buluyorum. O yüzden teşekkür ederim soruya. Biraz cevap verebildim mi acaba, bilmiyorum. Zeynep, çok teşekkürler. Ece Çelikçapa'dan hepinize gelen bir soru var. Ama öncelikle ben Özlem'den başlamak istiyorum. Sonra Zeynep ve Aslı sırayla belki buna yorumları varsa eklemek isterler. Sözü edilen gösterimleri yorumlarken çözümleme tekniği açısından öznel bir yaklaşım mı tercih ettiniz? İmgelerin, nesnelerin kullanımlarında sanatçının hedeflerine mi odaklanıldı? Öznel bir yerden aslına bakarsanız, yani ben en azından değindiğim işler içerisinde sadece seyretme olanağı bulamadığım bir oyunu kendi fikirlerimle değil, yönetmenin söyledikleriyle size aktardım. Fakat yapıtı sanatçının niyetiyle okumak tabii ki mümkün, ama o zaman sanki bir programı yeni kelimelerle size tekrar anlatmaya dönüşebilirdi bu. Onun yerine ben kendi öznel düşüncelerim üstünden sizinle bunu paylaşmayı tercih ettim açıkçası. Ben gireyim mi?
Lütfen. Ben şöyle bir şey düşündüm. Tabii ki öznel bir yerden, kesinlikle öznel bir yerden. Dediğim gibi yani beni hayrete düşüren ve bedenime bir şekilde dokunan, etkisini hissettiğim işler üzerinden ilerledim. Ve çok öznel bence bunlar hepsi. Başında da söylediğim gibi sunumun. Ama bir taraftan da şeye bakmaktan da geri durmadım. Özellikle sergilenen işlerdeki tanıtım metinlerine baktım. Nedenmiş? Çünkü oranın da bir temsil olduğunu düşünüyorum. O boyutun da, o katmanın da aslında işin kendisinden gayri bir başka temsil alanı oluşturduğunu düşünüyorum. Zaman zaman katıldım, zaman zaman katılmadım mesela oradaki belirtilen şeylere. Ama oraya da baktım. Ama yani zaten özellikle hani işler hakkında konuşurken söylediğim cümleler tamamen o benim kendi öznel etkim üzerinden oluşturduğum cümleler. Benimkiler de öznel. Hani öznel derken tabii bu belli bir siyasi duruş üzerinden gelişen bir öznellik. Hani belli siyasi sorular var. Ve bunun sanatla ilişkisi zaten yani en başından çerçeve bu hafıza ve işte sanat ilişkisi bu çerçeve içerisinde seçip içerisinde bir kavramsal çıkarmaya çalıştım. Ama Zeynep'in de dediği gibi ben de eserlerle ilgili yazılmış başka metinlere baktım, oralarda dolandım. Hani nasıl temsil edildiklerine, ne anlamlar ürettiklerine ya da sanatçının kendi sayıyla da ilişkilendim. Fakat nihayetinde bir yerden çıktı bütün bu yorumlar. Evet, sıradaki bir soru değil. Ancak izleyicilerden gelen bir yorumu paylaşmak istiyoruz. Zerrin Yanıkaya'nın şöyle demiş. Soru değil ama bir katkıda bulunmak istiyorum. Antigone'nin hafızası için Perulu Tiyatro Topluluğu, umarım doğru telaffuz ederim, Yuyaçkani'den Teresa Rally'nin 1,5 sene Peru'da çocukları kaybedilen annelerle görüşerek onlardan topladığı ses, minik ve beden tavırlarını kendi bedeninde hatırladığı tek kişilik Antigona oyununu izlemenizi öneririm demiş. Kayıtta aynı etki olmayacaktır belki ama çok etkili bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yasa ya da kayıba karşı İsmene'yi seyreden olarak ilginç bir yere oturuyor demiş. Çok aynı fikirdeyim. Çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Taylor'ın kitabında ayrıca ve Antigone'nin kemikleri makaleleri de bu anlamda çok değerli. Teşekkür ederim Zerrin hatırlattığın için. Özlem, sana bir soruyla devam ediyoruz yine. Devrim Sezer'den geliyor. Türkiye'deki farklı Antigone uyarlamalarından bahsettiniz. Geçmişle yüzleşme vurgusu taşıyan, resmi hafıza anlatılarını sorgulayan yorumların başlangıç tarihi veya sıklığı hakkında bir şey söylemek mümkün mü acaba? Bu tam olarak toparlanmamış. Aslında şu sizinle paylaştığım envanter bu çalışma dolayımıyla ay bir bakayım deyip tamamını toparlayamadığım bir şey. Ama bunu muhakkak toparlamak istiyorum. O zaman daha kesin bir şey söylemem söz konusu olabilir aslında. Çünkü dediğim gibi tamamını taramadan şurada bir kırılma noktası olmuştur demek çok zor. Bu kurumların içerisinde bile oluyor. Hani devlet tiyatrosunun içinde siyasi iklimde bir dönüşüm oluyor ve bir bakıyorsunuz ki işte içine Kürtçe bir ağıt da koyabiliyor yapıtın. Ama ondan önce böyle bir şey yapması mümkün değil. Bu başka çalışmalarda da gerçekleşti. Daha sonra tekrar bir daralma olduğunda bu sefer hep dolayımlayarak, hep daha uzağında geçerek aslında mesela antik bir oyunu olabildiğince belki daha antik tutarak, bugünle bağlarını daha uzak tutarak sahnelemeye dönüşebiliyor aslında. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler Özlem, Zeynep, Aslı. Kesintiler sebebiyle süremizi biraz fazlaca aştık. Herkese çok çok teşekkürler. İzin verirseniz burada kapatalım.
Öncelikle katkıları için Zeynep Günsür'e, Özlem Hemiş'e ve Aslı Zengin'e ve tartışmaya katılan herkese soruları için çok teşekkürler. Burada görmediğiniz ama çalışma gruplarında yer alan ve konuşmaların sorunsuz gerçekleşmesini mümkün kılan Hafıza Merkezi ekibine, grafik tasarımlar için Salih Gürkan Çakar'a ve teknik destek veren Mert Kaya'ya tekrar çok teşekkür ederiz. Konuşma programının tüm detaylarına web sitesinden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta devam ediyoruz. Sonraki konuşma sanatta tanıklık, travma ve hafızaya bakacak. 22 Aralık Salı günü yine saat 5'te YouTube linkinde görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.